Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Ünite 9. İnne ve havatuha, yani inne ve innenin kardeşleri, inneye benzeyen diğer harfler. Bildiğiniz üzere okuma parçasını geçiyoruz. İkinci soru, üçüncü soru, bunları videonun altına koymayı düşünüyoruz. Dördüncü sorudan da birkaç olabilir, beşten olabilir. Dil bilgisi. İnne ve benzerleri. İnne ve benzerleri ne iş yapar? Evvela inne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle. Bunlar aynı grupta yer almaktadırlar. İşte inne ve benzerleri, yani benzerlerine kasıt enne, keenne, lakinne, leyte, lealle. Bunlar innenin kardeşidir. Hangi yönden benziyor, ne iş yapıyorlar, neden kardeş diye bir isim verilmiş? Bunların her birine değineceğiz. Arapçada isim cümlesinin başına gelerek. Demek ki bunlardan sonra ne geliyor? İsim cümlesi geliyor. Bunlar nedir aynı zamanda? İsim cümlesinin bir alametidir. İsim cümlesinin başına gelerek onun yapısını ve anlamını değiştiriyor. Yapısını nasıl değiştirir? Yani irab yönünden değiştiriyor. Bunlara değineceğiz. Anlamını değiştiriyor. Onlara da yine değineceğiz. Ama aynı şekilde onun yapısını ve anlamını değiştiren kâne ve havâtuha gibi nakıs fiiller ve bir takım harfler vardır. Yani inne kenne, lakinne, leyte, lealle bunlar ne yaparlar? Hem bir cümlenin yapısını hem anlamını değiştirirler. Aynı şeyi kâne ve havâtuha da yapar. Aralarında esasen bir zıtlık da vardır. İnne enne, kenne, lakinne, leyte, lealle. İnne ve kardeşleri yani. İnne ve ehavatuha. İnne ve benzerleri. Bunlar isimlerini nasb, haberlerini raf ederler. İsimlerini nasb, haberlerini raf ederler. Kâne ve havatuha tam tersi. Haberini nasbeder, ismini raf eder. Yani İnne grubuyla kâne grubu birbirinin zıttına amel yaparlar. İnne ve havatuha, inne ve benzerleri adı verilen harfler, isim cümlesinin başına gelerek yapısını değiştiren harflerdir. İnne ve havatuha, yani havatuh kardeşleri demek. El hurufu'l müşebbehe bil fi'il. El hurufu'l müşebbehe bil fi'il ne demek? El huruf, harfler demektir. Harfun, harfani, huruf. Cem-i mükesser yapıya sahiptir. Harfler manasına gelir. Yani harfin çoğulu. Müşebbehe kelimesi şebbehe, yüşebbihu, teşbihun, müşebbihun, müşebbehun. Yani şebbeheden ismi mef'uldür. Tef'il babından isim mef'ul. Binası teksir içinde hatırlayalım. Bil fi'il, bi burada harfi cer yani ba diye yazılır, Arapça yazılmış olsaydı. Ardından gelen fiil bildiğimiz fiildir. Faale yef'alu fi'lun. Faale yef'al 3. baptan mastar olarak gelmektedir. Türkçe karşılığı fiile benzeyen harfler demektir. Fiil ile benzeşiyorlar. Hangi yönden benzeşirler? Bunları ileride anlatacağız. Yani neden bunlara bu isim verilmiş? Yani el hurufu müşebbehe bil fi'il ne demek? Fiile benzeyen harfler demek. Peki bu harflere niye bu isim verilmiş? İleride değineceğiz. El hurufun nevasih, nasihun nevasih. Nevasih da yine nasih kelimesinin cemi mükesseridir. İsmi failin cemi mükesseri. Huruf az önce geçti. Harfun, hurufun cemi mükesser. El hurufun nevasih bu ad neden verilmiştir? Buna da ileride değineceğiz. İşte bu harfler nelerdir? Şunlardır denilmiş. Bu harfler isim cümlesinin başına gelerek mübtedayı kendilerine isim olarak alır, nasbeder. Mübtedanın haberini de raf ederler ve kendilerine haber olarak alırlar. Örnek: El-ilmu ilim nedir? Nurun nurdur. İlim mübteda, nur haber. Mübteda haber. Bunun başına ister inne, ister enne, kenne, lakine, leyte, lealle fark etmez. Bunların her biri aynı ameli eder, aynı işi yapar. Örneğin inneyi koyduk. Ne olur? İnnel ilmu olmaz artık.
İnnel ilme. İlk kelimeyi ne yapıyor? Nasb ediyor. İlk kelimeyi dedik şu anlık ama ileride bunlar yeri değiştirebilir mi, değiştiremez mi? Pek çok ayrıntısına değineceğiz. İsmini nasb ediyor. Yani nasb ne demektir? Esasen nasbın ne demek olduğu da ayrı bir ders konusudur. Çünkü nasb her zaman fetha manasına gelmiyor. Unutmazsak buna da değineceğiz. Şimdi el ilmu nurun. El ilm mübteda nurun haber. Başına inne geldi. İnnel ilme nurun. Yani mübteda isim yaptı, nasbetti. Nurun mübtedanın haberiydi. Artık innenin haberi oldu ama irabında bir şey değişmedi. Oysa mübtedanın irabı değişerek innenin ismi oldu artık. İlim ışıktır anlamındaki bu isim cümlesi. Mübteda olan el-ilm kelimesiyle haber olan nur kelimesinden oluşmakta. Evet, bu görünüyor. Başına inneye getirdiğimiz zaman innel ilme nurun oldu. Muhakkak ilim nurdur. Bu durumda ilim kelimesi innenin ismi olarak mensup olmakta. Nur ise hem merfudur hem de innenin haberidir. Bunların her birinin manasını da bilmek gerekir. İnne ve en ikisi tekit için gelir. Tekit, pekiştirme yani ne diyelim? Kesinlikle, şüphesiz ki, elbette diye tercüme edilebilir. Manayı kuvvetlendirmek gerekiyor. Hiç şüphesiz ki, kesinlikle, elbette, muhakkak ki diye mana verirler. Artık hangisini veririz? O bizim tercümemize kalmış. İstediğimizi cümleye hangisi daha çok yakıştığını düşünüyorsak onu yazabiliriz. Keenne sanki gibi yani gibi manasında. Lakinle Türkçe'de de kullanırız. Lakin fakat yani. Bir de leyte ve lealle var. Leyte keşke, lealle umulur ki. Ummak manasında geliyor. İleride bunları göreceğiz. Yani şu anda muhakkak ilim nurdur. Bir yukarıda ilim ışıktır. Bir aşağıda muhakkak eki gelmiş. Değil mi? Bir kelime gelmiş. Bu muhakkak manası inneden ötürü geldi. Onu bana değinmek için bunlara kısaca mana verdik. Manalar ileride daha detaylı değineceğiz. Şimdi örnekleri inceliyoruz. Allahu Allah Teala nedir? Gafurun çok bağışlayıcıdır. Rahimun çok esirgiyendir. Başına inne geldi. Artık Allahu demiyoruz. İnnallâhe diyoruz değil mi? Fethalanıyor. İnnallâhe gafurun rahim. Allah lafzı en başta yani birinci örnek Allah lafzı mübteda gafur onun haberiydi. Rahim'i ikinci haber de sayabiliriz. Gafur'un sıfatı da sayabiliriz. Konu değil. Konu Allah ile gafur arasında geçmekte. Allah nedir? Gafurdur. Çok bağışlayandır. Mübteda haber. İnne geldi. İnne Allah'a Allah lafzı Celle Celaluhu. İnnenin ismi gafur. İnnenin haberi oldu. 2. El haberu haber nedir? Sahihun sahihtir, doğrudur. El haber mübteda sahih haber. Başına leyteyi getirdik. İnne enne ke enne diye devam eden inne ve kardeşlerinden biri olan leyte geldi. Ne oldu? El haberu kelimesi el habera oldu. Leytel habera sahih şeklini aldı. Errebi'u kadimun Yesurruni enne Rabi'a. Enne geldi. Rabi'u kelimesi burada mezmum, zammeli iken enneden sonra gelerek artık fethalanmıştır. Buna göre Rabi' ennenin ismi, Kadim ise ennenin haberi olmaktadır. Demek ki bunlar ne yapar? Bir isim, bir de haber alırlar kendilerine. İsimlerini nasb ederler, haberlerini raf ederler. İnne ve benzerlerinin cümleye kazandırdıkları manalar vardır. İnne, tekit ve pekiştirme, tahkik ve tekit de denilebilir. Yani tekit, tahkik. Bunlar manayı kuvvetlendirmek yani. İsim cümlesinin anlamını tekit eder ve pekiştirir. Cümlenin anlamına muhakkak, kesinlikle, şüphesiz, gerçekten, elbette gibi anlamlar katar. Manayı kuvvetlendirelim de ne dersek diyelim. Genellikle bu harf muhatabın o konuda şüphe içinde olması, kafasının karışık olması durumunda veya olayın önemini vurgulamak için kullanılır. Bu harf ile cümleye doğrudan başlanılır.
Ya ne demek bu? Bu harf cümle başında olur demektir. El cümelü saburun, el cemelü saburun. Deve sabırlıdır. İsim cümlesinin başına inna harfini getirdiğimizde ne olur? İnnel cemele ismini nasip etti. Cemelu cemele oldu. İnnel cemele saburun. Haberin irabı değişmiyor. Haberin irabı aynı. İsmin irabı nasba dönüşüyor. Kesinlikle deve sabırlıdır. Şüphesiz ki deve sabırlıdır. Elbette işte deve sabırlıdır. Muhakkak ki sabırlıdır şeklinde istediğimizi kullanabiliriz. Mübtedayı kendisine isim olarak alır, nasbeder. Haberi de kendisinin haberi olarak alır, raf eder. Muhammedün, Muhammed nedir? Galibun, bir öğrencidir. İnne, muhakkak ki Muhammeden, Muhammed nedir? Galibun, bir öğrencidir. İnne geldi, muhakkak ki manasını getirdi. Burada Muhammed müpteda, talip haberdi. İnne geldi, Muhammed innenin ismi, talip innenin haberi oldu. Görüldüğü üzere Muhammed'in sonu fethalandı, yani mensub oldu. Talip bir önceki örnekte de yani müpteda haberken de merfu idi. İnne geldi fark etmedi. Yine haber olduğundan yine merfu. El edebu vacibun. Edep vaciptir, gereklidir. İnnel edebe. Edebu edebe. Fethalandı. Yani müptedayı ne yapıyor inne? İnne geldiği zaman müptedayı nasip ediyor ve artık onun adı müpteda değil innenin ismi oluyor. Habere ise dokunmuyor irab yönünden. Sadece diyor ki artık bana bağlısın. Müpteda yok ki müpteda'nın haberi olasın. Artık ben varım ve benim haberimsin diyor. Bu yüzden vacipte innenin haberi oluyor. Görüldüğü üzere mana var muhakkak. Aşağıda kesinlikle. Eşşari'un vasi'un, cadde geniştir. İnne şari'a, muhakkak ki cadde nedir? Vasi'un, geniştir. Kısacası inne ne yaptı? Kesinlikle manasını kattı. Mübtedayı nasip edip ismini değiştirdi. Artık ona mübteda diyemedik. İnnenin ismi dedik. Habere de mübtedanın haberi değil de innenin haberi dedik. Sıra geldi enneye. Ne yapıyor? İnne enne kenne her birini tek tek inceliyor şu an. Her biri hakkında açıklama verilmekte. Enne bu harfte diyor inne gibi tekiyle pekiştirme harfidir. Yani kesinlikle muhakkak ki şüphesiz gibi bir mana katabiliriz. Hani katmalıyız daha doğrusu. Ancak bu harf inne harfinden farklı olarak başına geldiği isim cümlesinin anlamını mastara çevirir. Bu önemli. Bunu birazdan açıklayacak zaten. Onu anlam yönünden cümle olmaktan çıkarır. Artık o bir cümle olmaz. Bu sebeple bu harf bir anlam ifade eden cümlenin başında bulunmaz. Yani yeni bir cümlenin başında enne bulunmaz. Zaten her bir aşağıda gelecek. İsmi ve haberiyle birlikte başka bir cümlenin unsuru haline dönüşür. Enne isim cümlesinin anlamını başka cümleye bağlarken dığını, eceyi gibi bağlaç görevi görür. Göreceğiz bunu. Enlerin isim ve haberinden oluşan cümleye ne denilir? Mastar-ı müevvel. Yani tevilli mastar. Müevvel, tevilli demek. Bu yapı Arap dilinde cümlelerin anlamına derinlik ve genişlik kazandırır. Aliyun zahibun ile sugi. Ali çarşıya gidiyor cümlesinde başına enneyi getirdiğimiz zaman bu cümle nasıl olur? Enne Aliyen zahibun ile sugi. Ali'nin çarşıya gitmesi. Mastar manası veriyor ya. Mastar manası nedir? Mastar Türkçe'de de var yani Türkçe dil bilgisinde de geçmektedir. Mastar demek mek, mak veya mesi, ması, iş, uş gibi mana katar. Bu ekleri kelime üzerine göre mesela yardım etmek, fethetmek, görmek, uçmak, yemek yemek. Gördüğünüz üzere hep mek, mak üzerinden masları anlattık. Şimdi mesi ması üzerinde anlatalım. Görmesi, uçması, konması, anlaması şeklinde olabilir. Veya iş uç dedik. İşte gidiş, dönüş, geliş, yiyiş, içiş gibi olabilir. İş uç olabilir. Ama şimdi bu şekilde Ali'nin çarşıya gitmesi denildiği zaman cümlenin devamı beklenir. Yani nokta 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 oraya ne gelecek? Ali'nin çarşıya gitmesi zordur mesela. Ali'nin çarşıya gitmesi imkansızdır, yasaktır. Çünkü Ali ceza almıştır gibi pek çok şey olabilir. Yani enne ile bir cümle
Mümkün değil. Şu an manayı da görüyorsunuz. Mana uygun olmuyor çünkü. Mastar manası ya. Ali'nin çarşıya gitmesi veya Ali'nin çarşıya gidişi diyor da uyar. Mekmak bazen uyar bazen uymaz. Mastara dönüştü ve tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden cümle başında enne olmaz. Bu imkansız. Başka bir ana cümleye bağlamamız gerekir. İşte görüyorsunuz raeytü geldi başına. Raeytü'den sonra enne geldi. Cümle başında değil. Ali'nin çarşıya gittiğini gördüm. Ali'nin çarşıya gidişini gördüm. Bu şekilde mastar manası verilir. El harru mu diyor? Evet. El harru sıcak nedir? Şedidün, şiddetlidir. Yani çok sıcaktır. Fis sayfi yazın. Yazın sıcaklık şiddetlidir. Şimdi bunun başına enneyi getirirsek ne olur? Cümle direkt olur mu? Olmaz. Cümle yarım kalır, noksan kalır. Öyle bir cümle olamaz. Anlatım bozukluğu olur. Muhakkak başına bir kelime gelmesi gerekir. İşte bu yüzden şaartu, ben hissettim. Şaara fiil, to fail, ben hissettim. Neyi hissettim? El harra şedidun fis sayfi. Yazın sıcaklığının şiddetli olduğunu, oluşunu, olmasını hissettim. Yani olduğunu hissettim de diyebiliriz. Oluşunu da hissettim diyebiliriz. Buraya illa bu mana verecek diye bir şey yok. Mastar manası vermek önemli. Make, mark, mesi, ması, iş, uş, dı, du gibi. Hangisi uyuyorsa. Türkçede de mastar var. Arapçada da çok önemli bir yere sahiptir. Mastar. Yani mastar, gayrimimi, mimli mastar, işte teli mastar, telsiz mastar, cani mastar gibi çeşitli mastarlar var. Ama buradaki mastar tabii ki mastar müevvel. Yani mastar manası veriliyor cümleye. Kelimenin kendisi mastar olması gerekmiyor burada. Mastar manası veriliyor. Kelimenin cümle olması gerekmiyor. Öyle bir şey söz konusu değildir. Bununla birlikte mastar üzerinde durduk ama burada enlerin ismi ve haberi var. El-Har nedir? İsmidir enlerin. Şedid ise haberidir. İsminin az, haberini raf etmiştir. Yani innenin amelini, görevini, işini enne de yapıyor. Sadece manayı mastara çeviriyor. Dolayısıyla cümle başında enne olamıyor. El-Bintu merizatun. Kız hastadır. Yu'limuni, yu'ellimuni. Bana acı veriyor. Ennel binte merizatun. Kızın hasta oluşu, kızın hasta olması. İki şekilde de yapılabilir. Bana acı veriyor, bana dokunuyor. Enne ismini nasbetmiş. Bint, merizatun'un haberi raf etmiştir. Çünkü ne yapıyor? Kızdan bir haber veriyor. Kız nedir? Merizatun hastadır. Kızın durumundan bir haber vermiştir, bir bilgi vermiştir. Dolayısıyla meriz haber olmaktadır. Çalışkanlar daima başarılıdırlar. El müctehidune nacihune daimen. Müctehidune ictehede yectehidu ictihadun. Müctehidun isim fail. Müctehidun, müctehidane, müctehidune isim fail cemi müzekker salimi. Müctehid yani çalışanlar demek. Nedir onlar? Nacihune başarılıdırlar daima sürekli devamlı her zaman. İ'lem, sen bil. Neyi bilelim? İ'lem, fiil, emri hazır, alime, ya'lemden. Ente, faili, müstitir, merfu, zamir, gizli. Ennel müştehidine, muhakkak ki müştehitler. Buradaki müştehitler, terim manasında, fıkhi manada bildiğimiz müştehit değil elbette. Yani bir kelime bir yerde istilahi olarak da kullanılabilir, lügat manasında da kullanılabilir. Burada lügat manasındadır. Müçtehitler yani çalışkanlar nedir? Nacihune başarılıdırlar daima. Şimdi enne ne yapmış? İsmini nasf haberini raf etmiş. İsmini nasf haberini raf diyor. Burada birazcık duralım. Yani konu irab ile ilgili biliyorsunuz bir kere. İnne ve kardeşleri işlediğimiz konu direkt irabla ilgili. Öyleyse irabın bir altyapısına sahip olmanız çok önemli. İrab'la ilgili bir video çektik. Arapça 1 mi, 2 mi, 4 mü tam bilmiyorum. Elinizde kitaplar vardır. İrab nerede geçiyor? İsimlerde irab, fiillerde irab diye üniteler var. Ona bir bakarsanız o ünite hangi üniteymiş bulursanız bizim videolarımızda o var. İrab videosunu anlattık yani biz. İrab konusu çok önemli. O videoyu izlemenizi öneriyoruz. Şimdi ismine nasf haberini raf dedik. Ennel müçtehidine.
Mensup mu? Nasb halinde mi? Evet. Nereden anladık bunu? Nun fethalı oradan mı anladık? İlgisi yok. Müştehidine cemi müzekker salimdir. Cemi müzekker salimlerin nasb hali ya iledir. Müştehidine dal ile nun arasındaki ya bu müştehid kelimesinin nasb halinde olduğunun delilidir. Yani enne görevini yapmıştır. Nacihune de enlerin haberidir. Raf halinde mi? Evet. Nereden anladık? Nun'un bir öncesinde yer alan vav'dan anladık. Vav varsa raf hali demektir. Demek ki ne yapmış? İsmini nasb haberini raf etmiş. Ama nasb demek illa fetha demek değil. Raf demek illa vav demek değil. Yani böyle bir şey yok. Bu kelime mecrurdur. Mecrur dediğimiz zaman hemen aklınızı estere gelmesin yani. Mecrur demek illa este demek değil. Mensup demek illa fetha demek değil. İrab çok önemli bir konu. Kısaca değiniyoruz. Ayrıntı isteyen o İrab videosunu bulup tekrar izlemesini öneriyoruz. Kısaca. Müfret bir isimden bahsediyorsak, kelime müfret ve isimse. Bu kelimenin nasb hali fetha, raf hali ötre, cer hali esre olur. Tesniye bir isimden bahsediyorsak, tamam, örnek de verelim. Mesela müfret isim derken, kitabun, kitap, bir kitap müfrettir. Kitabun ötre olduğu için merfu, kitaben, fetha olduğu için mensup, kitabin, esre olduğu için mecrur. Şimdi bizim burada esreden kastığımız tek esre de olabilir, çift esre de olabilir. İşte fetha var dedi, kitaben. İki fetha olsun, tek fetha olsun fark etmez. Her iki durumda onun nasb olduğunu gösterir. Kitabun iki ötre olsun, tek ötre olsun fark etmez. Her iki durumda yine onun raf halinde olduğunu gösterir. Demek ki müfrette ötre varsa raf, fetha varsa nasb, esre varsa cerdir. İster tenvinli olsun, ister tenvinsiz olsun fark etmiyor. Tesniye isimden örnek verelim. Kitabun demişti. Kitabani. Kitabani nedir? Tesniye bir isimdir. Kitabani. O esreli nun ile biten kelimenin bir sağındaki harf ne? Elif. Kitabani. O elif. Elif orada olduğu sürece tesniye raf halindedir. Bunda ötre aranmaz. Tesniye elifi varsa bil ki o tesniye raf halinde. Elif yoksa ne olabilir yerine? Ya harfi olabilir. Kitabeyni. Yani esreli nun'dan önce ya varsa, cizimli ya, sakin ya varsa, tesniyenin hem nasb hali hem cer hali oluyor. Bir de cemi müzekker salim var. İşte şu an gördüğümüz. Nacihune. Bunun yerine mesela ne olabilir? Kitabun, kitabani, kitabune. Kitabune. Vav var nun'dan önce. Demek ki raf hali. İşte müştehidini diye yazılmış. Vav yerine ya gelmiş. Demek ki nasb ve cer hali ikisine de uymaktadır. Enne geldiğine göre, ismini nasb edeceğine göre ya varsa demek ki nasb halinde, cer halinde demeyiz. Başında harfi cer yok, muzaf yok. Bir yere ne diyelim, tabilik sonucu da cer halini almış diyemeyiz. Kaybolacağı bir kelime de yok. Bir de cemi mükesser var, kırık çoğul dediğimiz. O da yine müfret ismin irabını alır. Raf halinde ötre, nasb halinde fetha, cer halinde esreyi alır. İrab kısaca bu demek. Şimdi inne ismini nasb haberini raf eder, kardeşler de aynı şeyi eder dedik. İsmini nasb eder derken fethalı bir kelime arayacağız manasına gelmiyor yani. Müfretse veya cemi mükesserse fethalı kelimeyi ararız. Tesniye ise fethalı bir şey aranmaz. Cemi müzekkerse yine aranmaz. Bir de cemi müennes salim vardı. Cemi müennes salim kelimenin sonu açık T ile bitiyor. Bir sağında dik elif var. O tür kelimelere cemi müennes diyoruz. Cemi müennes salim. Açık T ile bitmiş. Sağında dik elif var. Ne gibi? Nasıratun. Nasıratun. Açık T, sağında elif var. Katibatun gibi. Bunda ötre varsa raf hali, esre varsa esre varsa hem nas hem de cer hali. Asla fetha almıyor. Şimdi burada enneden sonra mesela örnek olsun diye söylüyorum. El müştehidine yazılmış. El müştehidat yazmış olsaydı veya el müştehidati şeklinde esreli yazılsaydı bu sınavda sorulmuş olsaydı. Aşağıdaki örneklerden cümlelerde hangisinde yazım hatası vardır, kural ihlali vardır, hangisi yanlış yazılmıştır diye sorulsa. Enneden sonra cemi müennes salim gelse. Fethalı olarak asla aramayın.
Yani oraya esreli yazarlar. Size bakarsınız, aa enine gelmiş, ismine nasbetmemiş, bu yanlış. Demeyin yani. Cem'in önüne Salim fetha almaz ki, fetha aramayın. Esreyle nasb oluyor. Ben yani İrab çok önemli. İrab videomuzu izlemenizi öneriyoruz dedik. Kısaca da İrab'a değindik. Şimdi devam ediyoruz. Keenne, teşbih yani benzetme edatıdır. Cümleye güya sankimiş gibi manaları veriyor. İsmini haberine benzetme görevi görür. Mesela El cündiyyu esedün. Asker aslandır. El cündi asker, esed aslan. Aslandır burada görüyorsunuz. Çünkü ki enne yok. Şimdi ki enne gelecek. Ki ennel cündiyye. Sanki asker nedir? Esed'in aslandır. Ki enne ne yapmış? Sanki gibi manaları katmaktadır. İsmine nasretmiş. Cündiye nasretmiş. Esed'in Çeyenlerin haberidir. Raf halinde görüyorsunuz. El kitabu rafigun. Kitap arkadaştır manasında. El kitab mübteda, rafik haber. Çeyenle gelecek. Çeyennel kitabe. Sanki kitap nedir? Rafigun arkadaştır. Kitap sanki arkadaştır. Çeyenle ismine nas. Haberini raf eden bir edat, bir harf. El kitabeyi nasb etmiş, ismi olarak almış. Rafi gun kelimesini raf etmiş, kendisine haber olarak almış. Bakın burada el kitabu rafi gun. Ki enne geldi, el kitabe oldu değil mi? Kitabu değişti. Önemli bu. Yani bu işlediğimiz inne ve kardeşlerinin tamamı bunu yapıyor. İsmini nasb, haberini raf ediyor. Nasb'den kasıt sadece fetha değildir diye altını çizelim. El kameru misbahun. Ay kandildir. El kameru, kamer yani ay nedir? Misbahın kandildir, lambadır, ışıktır. El kameru mübteda, misbah onun haberi. Ke ennel kamera. Sanki ay misbahın kandildir. Lambadır. Ke enne isminin nasıl haberini raf ediyor. Sanki gibi manaları katmakta. Lakin ne? Lakin ne ile lakin farklı şeydir. Yani nun da cezim varsa, sükun varsa o ismini nasb haberini raf eden bir edat değildir. Yani dikkat edelim. Lakin ne? Nun şeddeli ve fethalı. Bu harf istidrak yani hatayı düzeltmek, telafi etmek içindir. Lakin ancak fakat anlamlarını ifade eder. Türkçede de zaten kullanıyoruz bunu. Birbirine ters olan iki hüküm arasında yer alır. Bu çok önemli. Birbirine zıt olan iki tane hüküm arasında yer alır. Bu neden çok önemli? Çünkü bu yukarıda geçenlerin her biri belki birbirinin yerine kullanılabilir ama lakin de kullanılamaz. Yani önce bir iki kelime verilir, ardından nokta nokta nokta, sonra birkaç kelime daha verilir. Parantez arasında hangi kelime uygundur? İnne enne falan verilir. Kelimeler birbirine zıtsa, noktalı yerin sağıyla solu birbirine zıtsa, demek ki lakin neyi koyacağız oraya? Bu yüzden önemli. Önceki cümlenin ifade ettiği anlamın yanlış anlaşılmasını önlemek için o hüküm düzeltilir. Bu sebepten dolayı doğrudan olarak bu cümleye bu harf ile başlanılmaz. Yani cümle başında yer alır mı? Almaz. Sağıyla solu farklı mıdır? Farklıdır. Bakıyoruz. Hazarat dullabu. Hazara geldi et dullabu öğrenciler. Hazara mazi fiil biliyorsunuz. Dullab ise dalibun dullabun. Talip kelimesinin cemi mükesseri çoğul fail. Öğrenciler geldi. Selimun. Selim nedir? Gaibun. Gaiptir. Yani Selim yoktur. Gelmedi. Mutlu haber burası. Buna lakin ne eklersek nereye ekleriz? Hazarat dullabu, öğrenciler geldi. Lakin ne? Fakat, ancak, sadece, selimen, selim, gaibun, selim yoktur, selim gelmedi. Yani selim hariç diğer öğrenciler gelmiştir diye mana düzeltilebilir. Buna göre şöyle bir soru da gelebilir. Nokta nokta ardından cümle verilir. Cümle başında nokta vardır. Buraya hangisi gelebilir, hangisi gelemez. Parantez arasında kelimeler verilir. Lakin ne verilir, in ne verilir, en ne verilir. Cümle başına ne getirilemez?
Lakin ne getirilemez? Başka? Enne de getirilemez. Ama inne hemen gelir yani. El cevvü mundirun. Eşşemsu müşrikatun. Ne olmuştur? Lakin ne geldi? Eşşemse isim olarak nasbetti. Müşrik kelimesini raf etti. Kendisine haber olarak aldı. Lakin ne geldi? Ereş carı nasbetti. İsmi olarak aldı. Kalil kelimesini raf etti. Haberi olarak aldı. Yani hala ismin nas haberini raf etmeye devam ediyor. Leyte temenni içindir. Keşke anlamını verir. Bu harf olması mümkün olmayan veya olması çok zor olan şeyleri temenni etmek için kullanılır. Mesela ihtiyar biri gençliğinin geri gelmesini dilediği zaman bunu kullanır. Ve çok meşhur bir örnektir. Kitapta bu yüzden bunu kullanmıştır. Leyte şebabe yaud yevmen. Keşke bir gün gençlik geri dönse. Leyte keşke eşşebab gençlik yaudu dönüş dönmek yevm bir gün demek. Şimdi leyte şebabe şebab leytenin nesi ismi nasbetmiş etmiş yaudu haberi. Nasıl haber? Fiil haber. Fiil artı faili var tabi. Hüve faili var. Tahtında müstetir gizli bir zamir olarak hüve var. Fiil fail fiil cümlesidir. Fiil cümlesi olarak yani bir cümle olarak haberdir. Haberlerin çeşitlerini de ileride göreceğiz. Yani haber illa tek kelime olarak gelmek zorunda değil. Tek kelime olarak gelse de bu isim olabilir, fiil olabilir, farklı şey olabilir. Her birini ileride göreceğiz. Şu an hala giriş aşamasındayız. El fakihetu nazicetun. Meyve olgundur. Leytel fakihete. Keşke meyve nazicetun olgun olsa. Fakihe kelimesi leytenin ismi görüldüğü üzere nasbetmiş T'de fetha var. Nazicetun haberidir. T'de ötreler açık. Diğer örnekler de aynı şekilde yani. İsmini nasb haberini raf etmeye devam ediyor. Ne dedik bunun dışında? Lealle taraccih yani ümit etme veya işfak, acıma, şefkat gösterme için kullanılır. Ümit ve acıma için kullanılır. Sevilen işlerin yapılmasını istemeyi, çirkin zor işlere bulaşmaktan da sakındırmayı ifade eder. El merizu naimun. Hasta uyuyor. Cümlesinin başına bu harf getirirsek ne olur? Leallel meriza. Keşke hasta. Naimun. Uyuyor. Yani umulur ki hasta uyuyor. Lealle umulur ki manasına geliyordu. Leallel meriza umulur ki hasta naimun uyuyordur. Yani hastanın uyudu umut edilmektedir. Leallel menzile. Burada dikkat çeken diğer şey leallenin cümle başına geliyor oluş yani gelebiliyor oluşudur. Lale umulur ki el menzile ev garibun yakındır mine şari'i cadde. Lale ne yapmış? El menzile ismini nasbetmiş. Karib haberidir. Haberini raf etmiştir. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. İnne ve benzerleri dediğimiz yukarıda inne, enneke, enne diye saydığımız harflerin her biri yani tamamı nedir? Diğer tüm harfler gibi mebnidir. Yani sonları asla değişmez. İnne yeri gelip inni innu olmaz, değişmez. Her zaman inni diye yazılır. Lealle her zaman lealle yazılır. Leallu, lealli böyle bir şey yok yani. Hiçbirinin yazılışı değişmiyor. Ayrıca başına geldiği isim cümlesine müzekkerlik, müenneslik, müfret tesniye ve cemi olma yönünden uymaz. Sürekli aynı yapıda gelir. Yani inneden sonra tesniye bir kelime geldi. İnneye ne yapalım? Tesniye yapalım. İnnena yapalım. İnnenu yapalım. Bir şeyler uyduralım. Böyle bir şey yok. Yazılışları sabittir. İnne olsun, diğerleri olsun. Hiçbir şekilde yazılışları değişmez. Kendilerinden sonra gelen kelime müzekkermiş, müennesmiş. Bu bizi alakadar etmiyor. Tesniyeymiş, cemiymiş alakadar etmiyor. İsim ve haberlerine uyum göstermezler. Hepsi neyle alakalı aslında? Mebni oluşlarıyla alakalı. Hiçbir şekilde değişmezler. Ne demek bu? Her zaman inne, inni diye yazılır. Enne, enne diye yazılır her zaman. Diğerleri de aynı şekilde.
Ancak başına geldikleri isim cümlelerinin inne ve benzerlerinin ismi ve haberine dönüşen müfeda ve haber arasındaki uyum bu dönüşümden sonra da devam eder. Anlatılan şey ne? İnne de bir değişiklik yok da. İnne'nin ismiyle haberi birbirine uyum içerisindedir. İnne'nin ismiyle haberi sadece inne değil tabii. İnne grubunun ismiyle haberi birbirine uyum içerisindedir. İnne ve benzerlerinin ismi, şimdi burada irab konusu demiş. İnne ve benzerlerinin isim ve haberlerinin irabı. İnne ve benzerlerin ismi ve haberi müfret, müzekker, müfret müennes veya cemi teksir olursa fetha ile mensub olur. Anlattığımız şey burada ifade edilmiş. Dolayısıyla durmaya gerek yok. İnne ve benzerlerin ismi ve haberi tesniye müzekker veya tesniye müennes olursa ya ile mensup, haberi elif ile merfu olur. Evet, yani bunlar bilinen şeyler. Bir örnek üzerinde duralım. Mesela lealle ne yapmıştır? Ettilmi zeteyni ismine nasb etmiştir. Ne ile nasb? Ya ile nasb. Tesniye çünkü. Vagifetani ise haberidir. Merfudur. Elif ile merfudur. Tesniye eder elif ile merfu. Ya ile ne dedik? Mensub olur dedik. İnne ve benzerlerin ismi ve haberi cemi müzekker salim olursa ya ile mensup, vav ile merfu olur. Değinmiştik buna. El müderrisune, mahirune, vav olduğu için bunlar ne? Merfu konumundalar. Başına inne gelirse artık işler değişecektir. İnnel müderrisine, müderrisune, müderrisine olmuş. Ya ile yazılmış çünkü nasb hali. Cem müzekker salimi nasb hali ya iledir. İnne ona nasb etti çünkü ismini nasb ediyordu ya. Mahirune'deki vav ile yazılmış, ya ile yazılmamış. Neden? Çünkü haberler merfu olur demiştik. Yani innel müderrisune mahirine yazılsa yazım yanlış olurdu. Cem müzekker salim diyor. Cem müzekker salim. Katibuna, nasiruna, fatihuna, müminuna, kafiruna gibi kelimeler. Yani vav nun ile yazılan kelimelerdir. Sondaki nur, bu kelime muzaf olursa düşer. O da ayrı bir konu. Yani cem müzekker salim nedir? Bunlar hepsini bayağı bir anlatmıştık daha önceki ünitelerde. İnne ve benzerlerinin ismi ve haberi cemi müennes salim kelimelerden oluşursa o zaman ne olur? Kesre ile mensup olur. Cemi müennes salim budur yani. Sahih ne yazmış burada? Es-sahafiyyatu yani elif ta ile biten kelimeler. Sonra görüldüğü üzere açık bir te, sağında dik elif var. Bu tür kelimelere cemi müennes salim diyoruz. Muntezıratun da aynı şekilde açık te, sağında dik elif var. Bu da nedir? Yine cemi müennes salimdir. Bunların kesre ile mensup olduğuna dair yani özellikle belirtelim. Sahafiyyati. Şu örnek verilir. Başka örnekler de verilir. Aşağıdakilerden hangisi yazım yanlışı vardır? İrabı yanlıştır. Hangi lealle işini yapmamıştır? Hangi inne işini yapmamıştır? Yani bu tarz şeyler sorulabilir. Cem önüne Salim'i gördüğünüz zaman esreyi arayın yani. Nasf halinde. Yani leal, inne ve grubunun ismi ise esreyi arayın. Esre olmak zorunda. Fetha olmaz. Haberse o zaman ötreyi alır. Cemi müennes salimler hayatları boyunca fetha almazlar yani. Hiçbir zaman fetha almazlar. Bunu bilelim. İsim cümlesinde müpteda, merfu, munfasıl, zamir olursa böyle bir isim cümlesinin başına inne ve benzerlerinden biri geldiği zaman zamirden oluşan müpteda, mensup, munfasıl, zamir bayağı uzun bir şeyler yazmışlar doğrusu. Kısacası inne zamir bitişir mi? Bitişir. İnnehu, innehuma diye devam eder. Bu tür zamirleri de bilin denilmektedir. İnne ni denildiği zaman mesela şaşırmamak gerekir. İnne bildiğimiz inne. Araya nune vikai olan diğer nun eklenebilir. O innenin ismi de değil, haberi de değil. İsmi olsa olsa ardından gelen mütekellim yası olur. Nahnu bırakalım. İnnena. Şimdi innena bu şekilde yazılmayabilir de direkt inna diye de yazılabilir. Buna da ileride değineceğiz. Kısacası inne ne yapar? Zamire bitişebilir. Bitiştiği zaman o zamir ne olur? İnnenin ismi olur. Burada sanırım yazmıyordum. Katibetun. İsim cümlesinin başına en harfini getirdiğimiz zaman cümle
Ezunnenha katibi, onun yazar olduğunu zannediyorum şeklinde dönüşür. Burada birkaç örnek yapılmış. Hüve mühendisun, leallehu mühendisun. Yani cümlenin normal yazılışı hüve mühendisun. Hüve o nedir? Mühendisun bir mühendistir. Başına lealle getirildiği zaman lealle hüve olmaz yani. Leallehu hüve zamiri lealleye hu diye bitişir. Yukarıda anlatılan şey de buydu. Hüve zamiri inne bitiştiği zaman inne hu. Huma bitişirse inne huma şeklinde devam ediyor. Altta hemen hiye zamiri. Hiye o nedir? Mühendisetun. Mühendistir ama mühendis bir bayandır yani. Lealleha umulur ki o bayan nedir? Mühendisetun huma o ikisi nedir? Mühendisetani. O ikisi mühendis bayandır. Lealle huma umulur ki o iki bayan nedir? Mühendisetani mühendistirler. Zamirlerin ne şekilde bu kelimelere bitişeceği burada anlatılmış. Üzerinde durulmasına gerek var mı? Gerek yok yani. Hüve zamirinin hu diye bitişeceğini zaten biliyor olmalısınız. Burada dikkat çekecek şey hiyenin ha diye bitişecek oluşu. Sıra sizde. Yeni cümlenin başında verilmiş olanı tekrar tekrar yazınız. İnne ve benzerlerinin isimlerinin haberlerinden önce gelmesi. İnne ve benzerlerinin ismi kendilerinden önce gelmez. Takaddüm etmez. Bu ne demek? Yani önce ne diyor? İsmi. Yani önce innenin ismi geliyor, sonra inne geliyor, ardından haberi geliyor. Böyle bir şey yok yani. İnneden sonra gelir diyor. Yani ilk önce inne gelir. Ama ismi ile haberi yer değiştirebilir. Yani her zaman ilk önce ismi gelmez. Bazen önce haberi, sonra ismi gelir. Şimdi nerede bunlar olur? Onlara değinecek kitap. İnne benzerlerinin haberi car mecrur. Car harfi cer demek. Mecrur cer ettiği kelime demek. Veya zarf olursa. Zarf mekan ve zarf zaman olarak ikiye ayrılır. Zarf mekan, mekan adı. İşte cami, ev, dünya, uzay, okul, sınıf gibi, arabanın içi gibi mesela. Yani mekan bildiren kelimeler ve zaman bildirenler. Gün, saat, hafta, saniye, asır olabilir. Bunlara zarf diyoruz. Veya zarf olursa, ismi de marifi olursa, haberinin isminden önce gelmesi caizdir. Caizdir yani isminden sonra gelmesi de mümkündür. Caizdir ne demek? Vacip değildir. Serbest oluşu manasına geliyor. Serbesttir. Haberi de önce gelebilir, ismi de önce gelebilir. Bir serbestlik söz konusu. Vacip değil. Oysa ikiye baktığımızda ikinin A şıkkında ne diyor? Vaciptir. Yani mecburilik var. Birazdan ona geleceğiz. Kıyasladım yani. Bir mecburi, bir mecbur olmayan. Tekrar edelim. İnne ve benzerlerinin haberi. Yani bu grubun haberi car, mecrur, harfi cer ve mecrur veya zarftan oluşuyorsa. Haber böyleyse. İsim de marife ise bu durumda haberle ismin yer değiştirmesi caizdir. Mecburi değildir. İnne buradan ağzını tam uzak görüyoruz ama inne fitteenni esselamete cümlesinin haberi konumundaki fittani belki yanlış okuyorum biraz uzak yazı ismi olan selameden önce gelmiştir. Neden önce geldi? Önce geliş nedeni ne? Car mecrur olursa ve ismi de marif olursa demiştik. Burada haber fi harficer ardından gelen kelime onun mecruru. Car mecrurdan haber oluşmuş. Esselamette onun ismi ve marif elif lamlı yani görüyorsunuz. Bu durumda bunların yer değiştirmesi caizdir. İşte haber önce gelmiş. Ama ne diyor? Yani şu şekilde yazılabilirdi. İnne selamete fittani. Yani önce isim sonra haber de gelebilirdi. Bir caizlik söz konusu. Madde 2 A ve B şıkkı diye ayırmış. C diye bir şey yok. Aşağına baktık. A şıkkı inne ve benzerlerin haberi. Yine car, mecrur veya zarf olur. İsmi nekre olursa. Bakın marife değil. Az önce marifeydi. Şimdi nekre olursa haberinin isminden önce gelmesi vaciptir. 1 ile 2'nin A şıkkı arasında ne fark var? Bir de isminin marife olması vardı. 2 de isminin nekre oluşu var. Tek fark bu.
İnne muhakkak ki fevka şecerati. Şecere ağaç demek. Fevk üstünde demek. Ağacın üstünde vardır. Ne vardır? Usuran bir kuş vardır. Burada zar fevk kelimesidir. Fevka üstünde demektir. Ağacın üstünedir. Bir mekandır. Bir yer bildiriyor. Ne mekanı? Nasıl bir zarf bu? Zarfı mekan değil mi? Zarfı zaman değil. Zaman bildirmiyor. Mekan bildiriyor. Ne yazılmıştı? Haber. Cer mecrur veya zarf olursa. Haber zarf mı? Evet. Fevk. Haber zarf. İnnenin haberi yani. İsmi nekre olursa, isim usfur, nekre. Bu durumda haberin önce gelmesi vaciptir. Yani inne usfuran fevka şecerati diyemeyiz. Niye diyemiyoruz? Haberin zarf oluşu bir, iki. İkinci sebep, ikisi aynı anda bulunmalı. İsmin de nekre oluşu. İkisi aynı anda olduğu için haberin önce gelmesi vacip oldu. Yani mecburi oldu. İnnen ismi olan usur kelimesi nekre oldu. Haberde fevka şecerati zarf olduğu için haberinden sonra gelmiştir. İnne fil beyti racülen. Örneği de aynı bunun gibidir. Çünkü inne muhakkak ki fil beyti evde vardır. Ne vardır? Racülen bir adam vardır. Adamın biri vardır. Burada nasıl oluşmuş? Burada harfi cerre örnek. Ne demişti? Car mecrur olursa haberi. Evet. Fi harfi cerdir. Mecrur da beyt kelimesidir. Cer mecrurdan haber oluşmuş. İsmi de nekre. Bu yüzden haberin önce gelmesi vücubi, mecburi oldu. 2'nin B şıkkı. Bu da yine vacip oluşuna örnek. Bakalım. Eğer diyor inne ve benzerlerin isminde haberine dönen bir zamir bulunursa. İsimde bir zamir var. Bu zamir habere dönüyor. Bu durumda isminin haberinden sonra gelmesi vaciptir. Esasen bu mantıken zaten de öyledir. Şimdi isimdeki bir zamir habere dönebilmesi için haberin önce gelmesi gerekir. Çünkü zamirler ileriye doğru dönmez yani geriye döner. Dönmekten kasıt o dediğimiz zaman kim kastediliyorsa odur. Şimdi bunu örnek üzerine göreceğiz. İnne muhakkak ki fil mahkemeti mahkemede vardır. Ne vardır? Guzataha hakimler yani mahkemenin hakimleri değil mi? Buradaki ha zamiri yani bu zate ha sondaki ha zamiri mahkeme kelimesine gidiyor. Guzat hakim demek. Hakimler demek. Ardından ha gelmiş. Onun hakimleri zamire o diye isim verilmiş. Ama hangi o? Hangi odan bahsediyoruz? Geriye bak burada gidebileceği tek şey mahkeme yani. Dolayısıyla mahkemenin hakimleri manası vardır. Burası muzaf ileyh. Ha zamiri habere dönmüştür. Zaten başka bir yere dönemezdi. Bu durumda ismin haberden sonra gelmesi gerekiyor. Kaydı bu. Dil kaydısı mantıken de böyle. Çünkü isim önce gelseydi yani inne guzataha fil mahkemeti olsaydı ha zamiri haberine nasıl dönebilirdi ki? Dönemezdi. Çünkü zamirler sola doğru değil, daima sağ tarafa bir işarettir. Raci'dir yani. Evet, bu şekilde anlatılmış. Bir örnek daha verilmiş veya iki örnek var. Evet, iki tane parantez. لَعَلَّ حَوْلَ الْمَدْرَسَةِ حَارِسَهَا Şimdi ha zamiri medrese kelimesine gittiği için, yani havlel medreseye gittiği için, sonra gelmiştir. Geliş sebebi bu. Yani harisaha havlel medresedi diyemeyiz. Çünkü zamirler daima sağ tarafına doğru gidecektir. Sola doğru zamir gitmiyor. İnne fil beyti sahibehu. Muhakkak evde sahibi vardır. Neyin sahibi? Hu nereye gitti? Beyt. Fil beyte gitti. Evet. Havl bu arada zarf. Fil beyt'teki fi de harfi cer biliyorsunuz. Yani zarftan oluşmuş, cer mecrurdan oluşmuş haberler. Buna ne diyoruz? Hemze ve nun diyoruz. Genelde elif nun maddesi diye adlandırılır ama elif değildir yani. Bunun hemze olduğunu bilelim. Hemze nun. Diyor ki bunun diyor hemzesinin kesra ve fetha okunduğu yerler vardır. Bu da çok önemli. Şu an esasen konunun birinci şıkkı yani ne diyelim? İnne ve kardeşlerinin tanıtılması, isimleri, haberlerine değinilmesi, işte irab yönlerine değinildi. Şimdi
Şu şekilde yani bir hemze yanında da bir nun görürsek bunu nasıl okumalıyız? İnne mi enne mi? Konu bununla ilgili. Niye böyle bir konuya değiniyorlar? Çünkü yani harekesi olmayan bir Arapça yazı okuduğunuzu düşünün. Arapça kitapları zaten hareketsiz yazılır. Yani Kur'an-ı Kerim dışarısında ne bileyim işte hadis gibi bunların dışındaki metinlerde hareke yoktur. Bugün bir gramer kitabında bile hareke yoktur. Fıkıh kitaplarında yoktur. Şerhlerde hiç yoktur. Dolayısıyla onları doğru okuyabilmek için harekelerde doğru vermek gerekiyor. İşte bu da aynı şekilde hareketsiz bir yazıya irabı doğru harekeyi vermekle alakalı bir konu. Deminden beri aynı konuydu zaten. Neredeki inne gördük. Nereye fetha vereceğiz? Nereyi raf edeceğiz? Sürekli onunla ilgiliydi. Şimdi kendilerine geldi konu. Hemze ve nun maddesi inne mi enne mi nasıl okunmalı? Hele şurada nun'un üzerine şedde olmasaydı iş daha da karışık olabilirdi. Çünkü in diye dokunabilirdi. İn. İn, inne, en, enne. Yani dört şekilde okumak ne diyelim müsaittir. Nun üzerinde şedde olmadığını düşünelim. En olabilir mi? Olabilir. En. Enne keizan var mesela. En olabilirdi. Enim astariye var. Enne olabilirdi. İni nafi olabilir. Şartı iyi olabilir. Veya inne ismin nas haberini raf eden olabilir. Çeşit çeşit şeyler olabilir. Şimdi işte buna değinilecek. Buradaki hemze şu durumlarda kesra yapılır. Yani esre verilir hemzeye. Hemze nun maddesi. Tek başına anlam ifade eden bir cümlenin sözün başında yer aldığı zaman ne demek istiyor? Cümle başındaysa inne diye oku. Enne değil yani. İnne diye oku diyor. Cümle başındaysa. Cümle nedir? İsim cümlesi vardı. Haber cümlesi vardı. Yani cümlenin ne olduğunu biliyoruzdur. Esasen cümleler daha fazla da yazılmıştır yani. İsim cümlesi var, fiil cümlesi var, şart cümlesi var. Bir de şibih cümle var değil mi? Dört cümle de sayılabilir. Ama şibih cümle isim cümlesi içerisinde değerlendirilmiştir. Şart cümlesi fiil cümlesi içerisinde değerlendirilmiştir. Baya bir tartışmalı konudur yani. Arapçada cümle kaça ayrılır diye tartışmalar yaygındır. Şimdi buradaki ne inne de enne diye değil. Konumuz bu. Niye değil? Çünkü cümle başında. Nasıl cümle başında? İnnel kitabe mufidun. Muhakkak ki kitap faydalıdır. Mübteda haberin başına geldi. Onlar ismi ve haberi yaptı. Kitap innenin ismi, müfid innenin haberi. İnne cümle başında. Çünkü inne olmasaydı mübteda haber olarak değerlendirilirdi. Başına geldi. İnnel kitabe mufidun. İnnel adle esasul mulki. Adalet mülkün esasıdır. Bu da bir cümle. Cümle olduğu için cümlenin başına inne olarak gelmiştir. İnnel hayâe minel iman. Şüphesiz ki haya imandandır. İmandan bir parçadır yani. İmanla alakalıdır. Örneklerinde olduğu gibi. İki, gavul kelimesi ve bundan türemiş olan fiiller ve isimlerden sonra gelirse. Bu ne demek? Yani ne diyebiliriz? Gavul maddesi, yani gavul ve türevleri demektir bu. Direkt gavul ve türevleri. Yani galeden sonra da gelse, gala tesnesinden sonra da gelse, galu cemiden sonra da gelse, fark etmiyor. Mazin hepsi dahil. Muzar olsa yegulu, yegulani, yeguluna, egulu, negulu fark etmez. Muzarinin tamamı dahil. Emre hazır olsa gul fark etmez. Emre hazırın tamamı dahil. Kısacası kavl maddesi yani gale. Gale kelimesinin hangi gale kelimesi hangi şekilde olursa olsun. Gale'den sonra gelirse daima esre olacaktır. İşte burada gale emre hazır olarak gelmiş. Mazi olarak da gelebilirdi, muzari olarak da gelebilir, fark etmez. Kökü gale'ye dayanıyor mu? Gavul maddesine dayanıyor mu? Yani kaf ve lam maddesine dayanmış mı? Dayanmış. Tamam, o zaman ondan sonra hemen esri okuyalım. Kul de ki innel hakka muhakkak ki hak, doğru, gerçek nedir? Vazıhun, açıktır. İnne muhakkak ki şüphesiz. El hak onun ismi, vazıh onun haberi olmakta. Esasen burada innel hakka vazıh nedir zaten? Ayrı bir cümledir yani. Cümle başıdır, o yüzden olmuştur da denilebilir ama tabi belirtilen illet gavul maddesinden sonra oluşudur. Buna ne diyebiliriz? Aktarılmış cümledir yani. Kavl ile hikaye edilmiş. Diğer örneklere bakıyoruz. Gul söyle innel hakka vazıhın. Gerçi aynı örnek burada varmış.
Yegulü diyor. Bakın burada ne oldu? Gul diye gelmedi. Yegulü muzarisi geldi. Kavl maddesi dedik ya, tüm türevleri dahil. Mazinin hangi sıgası, muzarinin, emrin hangi sıgası olursa olsun. Yegulü diyor. El üstazı üstaz ne diyor? İnne saate saadete, muhakkak ki saadet, mutluluk nedir? Nerededir? Nededir? Fil burada ne olmuş? Yegulu, yani kavl maddesinden sonra, hemen sonra değil, araya bir kelime girmiş olabilir, mühim değil. Sonuçta ondan sonra gelen hemze nun maddesi inne diye okunuyor. İnne, enne değil yani. Enne mi inne mi, nasıl okunur? Konumuz bununla alakalı. Kale tabibu inner riyazate nafiatun. Evet, inne burada yani hemze esreli okunuyor. Gale maddesinden sonra geldiği için. Ama unutmuyoruz, hala ismini naz haberini raf ediyor. İsmiyle haberi müenneslik, müzekkerlik yönden uyum içerisindedir. İşte el-hak müzekker, vazıh müzekker. Es-sa'adete müennes, kanaat müennes. Riyazate nafiate, ikisi de ne? Müennese müennes. 3. Sıla cümlesinin başında yer alırsa. Sıla cümlesi için evvela ne lazım? Bir adet ismi mevsul. İşte ellezî ismi mevsuldür. Ellezî, ellezâni, ellezeyni, ellezîne gibi. Ma da olabilir değil mi? İsmi mevsuller, yani bayağı çeşitli farklı farklı isim mevsuller vardır. Hangisi olursa olsun. Ondan sonra hemzenun maddesi geliyorsa onu hemen inne diye okuyacağız. Enne diye okumayacağız. Câe ellezî innehu. Câe geldi. Kim? Ellezî. O kişi ki. İnnehu o kişi nedir? Yahmilu taşıyor. El-ahbâra haberleri, öyle haberleri ki. Es-sârate. Sârate yani sevindirici, mutlu haberler. Ahbar, haberun ahbarun. Cemi mükesser biliyorsunuz. Burada ellezî isim mevsul olduğundan ne diyor? Sıla cümlesinin başında. Şimdi unutmuyoruz, her isim mevsulden sonra bir sıla cümlesi gelir. Sıla cümlesi ne demek? İsim mevsulden sonra yer alan cümle demektir. İsim cümlesi olur, fiil cümlesi olur. O farklı. İnnehu o nedir? Yahmilu taşıyandır. Taşıyor yani, hüve. Yahmilu hüve fiil fail bir cümledir. Cümle olarak haberdir. İnnenin haberidir yani. Hu da innenin ismi olmaktadır. Dolayısıyla burası innehu yahmilu bir cümledir yani, sıla cümlesidir. Madem ki sıla cümlesidir ve sıla cümlesinin başında hemzenun var, bunu enne diye okuyamayız. Niye okuyamıyoruz? Burası bir cümle ve bu cümle isim mevsulden sonra gelmiş. Bu yüzden. Burada anlatılmış zaten. Ca ellezî innehu müctehidun. Ca fiil ellezî isim mevsul. Ne demiştik? İsim mevsulden sonra, yani hemzenun nasıl okunur isim mevsulden sonra? Esreli okunur. İnne şeklinde. İsim mevsul gördük mü? Ardından hemen esreli okuyalım. İnne, enne değil. Raytu dâlibe ellezî inne. Enne olmaz. Niye? Ellezî isim mevsul geldi. Sellem su ale rical ellezine. Bu da bir isim mevsul. Bu yüzden inne hum ennehum olmaz. 4. Kasemin yani yemin. Kasem yemin demek. Cevap cümlesinin başında yer alırsa. Vallahi Allah'a yemin olsun ki inner imane. Hiç şüphesiz ki iman nedir? Kuvvetün güçtür. Kasemin cevabı. Vallahi Allah'a yemin olsun ki, yemin olsun ki ne? İşte şöyle şöyle şöyle. Allah'a yemin olsun ki çok ders çalışacağım. Allah'a yemin olsun ki çok ders çalışacağım. Ne oldu? Mesela cevap oldu. Kasemin cevabı oldu. Yani yeminden sonra ne deniliyorsa, neye yemin ediliyorsa, neye yemin ediliyorsa derken burada Allah'a yemin edilmiş. Konumuz o değil yani. Yemin ediyoruz da ne için? Yani imanın kuvvetli olduğuna dair Allah'a yemin edilmiş. Ders çalışmaya dair, bir yere gitmeye dair, işte neye dair yemin ediliyorsa o kasemin cevabı oluyor. Direkt ne diyelim, işte vav burada, vavul kasem biliyorsunuz. Yemin manasını bu veriyor. Yani buradaki vav, vallahi, Allah'a yemin olsun ki manasına geliyor. Harfi cerdir, Allah lafzını cer etmiştir. Burada t de olabilir değil mi? Tallahi, ba da olabilir. Billahi yani baul kasem de vardır. O da yemin manası taşıyabilir. Saul kasem var. O da yemin manası taşır. Lekad yani hem lam hem kad, iki tane tekit yan yana gelerek yemin manası, o da ifade edebilir. Çeşitli yeminler
ifade etmek için değişik kalıplar, kelimeler, harfler mevcut. Yani vallahi'den sonra şuraya bir kelime girebilirdi. Ardından hemzenun maddesi gelebilirdi. Durum değişmez. Yine yeminden sonra geldiği için. Yani cevap cümlesinin başında yer aldığı sürece inne okunur, enne okunmaz. Vallahi Allah'a yemin olsun ki inne Muhammeden muhakkak ki Muhammed diye devam ediyor. Daha doğrusu Mahmut yazıyormuş. Evet Mahmut. Yani burada da yine yemin söz konusu. Ne diyor? Elif nun yani hemze nun. Bu harf diyor. Hal cümlesinin başında yer alırsa. Hal cümlesinin başında yer alırsa ne olur? Yine esreli okunur. Yani inne diye okuruz, enne diye okumayız. Hal, sıfat bunlar karıştırılabilen şeyler. Bunların ayrıntısına ileride gireceğim yani. Şu an böyle geçeceğim bunu birazdan ama daha ayrıntılı anlatacağım ileride. Edraktuhu ve innehu yerkabu daira. Ve innehu yerkabu daira bir hal cümlesidir. Nasıl hal cümlesi olmuştu? Biraz altyapısına değinelim. Edraktu, ben yetiştim. Kime? Hu, ona. Örneğin Ali'ye yetiştim. Ve innehu, o Ali, yerkebut dairete, uçağa biniyor iken, binerken, uçağa biniyor olduğu halde ona yetiştim. Buradaki hal cümledir. Nasıl bir cümle? İsim cümlesi. İnne geldiğine göre isim cümlesi olmak zorunda. Bunların her biri isim cümlesinin başına geliyordu. Hatırlayalım. Burada hal cümlesi yani hal cümle olarak gelmiş. Müfret değildir. Başındaki vav da buna bir işarettir esasen. Raytu dullabe ve innehum yunakişune. Raytu ra'a fiil. Tu fail. Ben gördüm. Kimi? Ettullabe öğrencileri. Dalibun dullabun. Cem-i Mükesser. Öğrencileri gördüm. Onlar ne iken, ne olduğu halde. Ve innahum onlar yunakışune münakaşa ederken hazel emir önemli değil. Burası önemli yani cümle burası. Ve innahum onlar yunakışune münakaşa ediyor iken yani öğrencileri gördüm. Burası yine hal cümlesi olduğundan hal cümlesinin başında hemzenun olduğu için o hemzenun esrelenmiştir. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Yine hemzenun harfi diyor. Haysu olabilir. Ela olabilir. İstiftah harfi olan ela yani ve haysu. Bunlardan sonra da yine esreli olarak okunmaktadır. Haysu inne. Haysu enne değil. Cümleye baştan alalım. La teclis. Sen oturma. Nehi diyor. Nehi hazır. Sen oturma. Nereye? Haysu o yere ki innel havae muhakkak ki hava baridun soğuktur. Havanın soğuk olduğu yere. Haysu burada mekan zarfı olarak kullanılmıştır. Havanın soğuk olduğu yere, mekana oturma. Ela innel islame lenurun. Ela iyi bilin ki, dikkat edin ki, innel islame muhakkak İslam nedir? Le elbette nurun nurdur. Yani burada esasen inne bir tekit zaten. Bir de nurun başındaki lamda, lamul iptida. Bu şekilde kullanılmıştır. Tembih manasında ela dikkat çekmek için kullanılmıştır. Tup bir de iz var. Evet bu da kullanılmış. Tevbet zira Allah çok merhametlidir izden sonra. İzden sonra da hemzenun maddesi gelirse direkt esre olarak okunur. Enne değil inne. İzden sonra da aynı şey geçerli. Bir de 7 var. Burada da ne demiş? Sıfat cümlesinin başına gelirse. Zürtü yani zara fiil tu fail. Zürtü ben ziyaret ettim. Raculen bir adamı öyle adam ki innehu o fazılın fazıldır. Üstündür, faziletlidir. Burada sıfat cümlesi yani bir isim cümlesi olarak, bir cümle olarak yani sıfat cümle olarak vuku bulmuştur. Müfret değildir. Yani aklınıza şu gelmesin. Racülen nedir? Müfrettir, müzekkerdir, mensuptur. Sıfatını arıyorum. Burada müfret ve mensup bir kelime yok. Nasıl sıfat nerede diye kafanız karışmasın yani. Buradaki sıfat mevsufa birebir uymalıdır. Tesniyeye, tesniye, müzekkere, müzekker o şekilde değil. Çünkü cümledir yani. İnnehu o nedir? Fazılın.
üstündür, faziletlidir. Bir cümle olarak, isim cümlesi olarak nedir? Sıfattır. Bu madem ki cümledir, sıfattır. O zaman cümlenin başında da hemzenun olduğuna göre bunu esreli okuyacağız. Her zaman burada hemzenun olur manasına gelmiyor. Varsa yani, varsa esreli oku. Yukarıda da öyleydi. Her zaman hasreden sonra hemzenun gelir, izden sonra gelir diye bir şey yok. Gelirse esreli okuyun deniliyor. İştaraytu, iştara fiil, tu fail. Ben satın aldım. Ne? Kitap. Ben bir kitap satın aldım. Öyle kitap ki inne, muhakkak ki nef'ahu, onun faydası nedir? Azimun, büyüktür. Yani faydası büyük. Çok faydalı bir kitap aldım. İnne, kesinlikle. Nef'a, onun ismi, azim, onun haberidir. Nedir burası? Bir sıfat cümlesidir. Kitap kelimesinin sıfatıdır. Bu cümlenin başında madem ki hemze nun var, o hemze nunu, hemzeyi artık esreli okuruz. Sıra sizde iki diye bir şey var. Aşağıdaki cümlelerde hemze nun harfinin hemzesinin harekesini ve sebebini belirtin demiş. Yani yegulu et tabib hemze nun. İnne mi enne mi belli değil. Bunu bir söyleyin, bir de sebebini söyleyin denilmiş. Bu arada sürekli hemze hemze diye geçiyor. Şunu da söyleyelim. Buradaki hemze nun, yani buradaki hemze, hemzeyi katıdır. Yani hemzeyi vasıl değildir. Katıdır, geçiştir, duruşta ne yaparsak yapalım. Daima okunan hemzelerdendir. Bununla birlikte soruya dönelim. Yegulu gale, yegulu gale'den muzari. Yegulu aslı ya vulu, birinci baptan biliyorsunuz muzari olduğuna dair başındaki ya harfi eteğneden bir delalet. Sonra merfu lamdaki ötreyi görmekteyiz. Yani alt tekrar kısa değinelim. Yugulu fiil et tabi'id, onun faili olmakta. Şimdi gavul maddesi değil mi? Gavul maddesinden sonra esre okunur demiştik. Bu yüzden inne diye okunur. Enne değil. Okunuşunu söyledik. Hemze esrelidir. İnne diye okunur. Sebep sağında kavul maddesi. Kavulin türevi, galenin türevi var. İkiye bakıyoruz. Ekeltu ekele fi tu fail. Ben yedim. El fakihete, meyveyi yedim. Değil mi? Mef'ul bi. Elleti. Elleti ne? Bir isim mevsul. İsim mevsullere kısaca bakmanızı öneriyoruz. Nelerdir? Ellezi, ellezani, ellezeyni, ellezine. Elleti, ma. Ma da bir isim mevsuldür. Elleti de isim mevsuldür. İsim mevsulleri bilirim. İsim mevsulden sonra esreli okunur demiştik. Buna daha geniş olarak şöyle ifade edilmişti bu. Sıla cümlesinin başında hemzenin olursa o hemze esreli okunur denilmişti. Biz daha basitleştirdik. Hemze nerede esre okunur demiştik. Bunlardan bir tanesi de ismi mevsulden sonra esre okunur demiştik. Evet, buradaki inne ha, innenin ismi fil meseleti, onun haberi olmaktadır. Onu da hatırlattık. 3'e bakıyoruz. Haysun hasiden sonra da esre okunur diye az önce geçmişti. İnne dine indallahi İslam. Cümle başında olduğu için esre olarak okunmakta. Cümle başı. Cümleler inne ile başlar. Hemzenun yine. Hemzenin diyor. Hemzesi yani hemze. Elif nun maddesi derler de. Hemzenun diyelim. Elif değildir. Dikkat edelim. Hemze diyor. Şu durumlarda fetha okunur. Esre okunduğu yerlere değindik. Biraz da fetha olduğu yerlere değinelim. Hemzesinin fetha okunması ismi ve haberiyle birlikte mastara tevilinin mümkün olduğu yerde olur. Bu ne? Biraz ucu açık bir tanıtım değil mi? Çünkü nerede mümkün olur, nerede mümkün olmaz. Esasen bunu anlamak için birazcık mana bilmekte, yani birazcık manayı çözebilmek, manayı anlayabilmek ile alakalı bir anlatım oldu bu. Şimdi örneğe bakalım. Surra sevindirdi. Ni beni. Beni sevindirdi. Ne? Beni sevindiren ne? Enneke sen. Sen beni sevindirdin değil yani. Çünkü ne demiştik? Mastara tevil edeceğiz. Enneke füste. Bir caizeti devleti. Caizeti devle demek, devlet ödülü demek. Caizeti devleti, devlet ödülü manasına gelmekte. Füste ise burada Alman
kazanman manasına gelmekte. Yani enneke füste senin kazanman, senin kazanışın. Neyi kazanışın? Bir caizeti devleti, devlet ödülünü kazanışın, alışın, alman, devlet ödülünü alman beni sevindirdi. Surra sevindirdi, ni beni, surra fiil, ni burada meful olmakta. Enneke füste bir caizeti devleti, burası fail konumunda olmaktadır. Yani burası mastara tevili mümkün olduğundan enne olarak okunmuştur da inne olarak okunmamıştır. Surrani fevzuke senin kazanışın. Neyi kazanışın? Bir caizeti devleti. Devlet ödülünü kazanışın beni sevindirdi. Burada mastara çevrilmiş. Yani şuradaki mana tam olarak burada yazılmıştır. Bu mümkün olduğunda bu şekilde okunabilir denilmiş. Bu bir giriş yani. Esasen hala tam olarak başlanılmadı. Çünkü 1, 2 gibi şeyler aşağıda başlayacak. Yahsebul bakhil ennel mali halidun. Yahsebul bakhil. Huludel mal. Yahsebu zannediyor. Hasibe yahsebu şeklinde gelmiş. Hasibe yahsebu şeklinde gelmiş. Yahsebu zanneder. El bakhilu. Bakhil cimri demektir. Behul eden, behil cimri zannediyor ki ennel male mal, şüphesiz ki mal nedir? Halidun ebedidir. Yani cimri malın ebedi olduğunu sanıyor, sanar, sanmaktadır. Ebedi olduğunu dedik değil mi? Ve ebedi olacağını. Dolayısıyla mastar manası vardır. Huludel mal, malın ebedi oluşunu. Behil yahsebu zannediyor. Yani hala mastar manası var mı burada? Var. Mastara tevil edilebiliyor mu? Edilebiliyor. Dolayısıyla enne diye okunabilir bu ifade edilmektedir. Hala o ifade ediliyor. Biz tam olarak maddelere gelelim. Fetha okunduğu yerler nelerdir? Fail konumunda olan cümlenin başında olursa bu durumda enne okunur. İnne okunmaz. Yani hemzeyi fethalarız. Fail konumunda olan cümlenin başında olursa. Yebdü. Yebdü görünüyor. Muzari bir fiil, müfret. Yebdü görünüyor. Ve enneke şüphesiz ki sen müteahhirun, teahharadan müteahhirun isim fail olmakta. Geç kaldın. Yani senin geç kalışın, geç kaldığın görünüyor. Senin geç kaldığın görünüyor. Fail konumunun yebdu fiil enneke müteahhir. Yani görünen şey ne? Yebdu görünüyor. Ne görünüyor? Enneke sen mi görünüyorsun? Hayır. Senin geç kaldığın görünüyor. Görünen sen değilsin. Senin geç kaldığın görünüyor. Esasen görünen kişinin kendisi. Ama burada ne diyelim? Anlatılmak istenen şey kişinin kendisi değil. Çünkü seni görüyorum dediğin zaman farklıdır. Görememenin zıttı bu. Ama geç kaldığını görürüm dediği zaman yani tez yani zamanında gelmediğini ifade ediyor. Dolayısıyla enneke müteahhir bir cümle olarak faildir. Neyin faili? Yebdünün. Aynısı diyor burada da vardır. Yesurini beni sevindiriyor. Ne sevindiriyor? Ne sorusunun cevabı faildir. Sevindiren şey nedir? Enneke sen. Sen mi sevindiriyorsun? Hayır. Nacihun fil imtihan. İmtihanda başarılı oluşun. Senin imtihanda başarılı oluşun beni sevindiriyor. Başarılı olman beni sevindiriyor. Mastar manası vardır ve fail konumundadır. Yine diyor, naibi fail konumunda olduğunda da cümlenin başında bulunursa bu şekilde. Yani ne gibi demiş? Yezunnu ennehu kazibun. Evet, zanne yezunnu var. Bir de ezanne yuzannu. Evet. Burası ezanne yuzannu. Yani ifal babının muzarisinin meçhulü bu. Değil mi? Zanne fiili. Yani ne olmuş zanne fiili? İfal babına aktarılmış. Ezanne olmuş. Muzariye geçilmiş. Yuzinnu olmuş. Sonra onun mesulüne geçilmiş. Yuzannu olmuş. Yuzannu zannediliyor. Zannediyor değil. Zannediyor olsa Ali zannediyor. Bu malum. Zannediliyor kim? Belli değil. Birisi zannediliyor yani kim tarafından olduğu belirsiz.
Yuzanlı madem ki meçhul fiil, ardından gelen ne olur? Naibi fail olacaktır zaten. Çünkü malum fiiller fail alırken meçhul fiiller naibi fail almaktadır. Naib vekil demektir. Failin vekili. Fail gelemediği için ona vekilen naibi gelmektedir. Naibi faildir o da. Yuzannu zannediliyor ennehu o nedir? Kazibun yalancıdır. Yani onun yalancı olduğu zannediliyor. Yalancı olması durumu zannedilmekte. Ennehu kazibun cümlesi yuzannu meçhul fiilin naibi faalidir. Cümlenin tevili yuzannu kizbuhu şeklindedir. Yine bir örnek daha verilmiş. Uhbira. Ehbara. Uhbira. Ef'ale. Uf'ile. Ekrame. Ukrime. Ehrace. Uhrice. Yani yine ifal babının bu sefer mazisinin meçhulü. Uhbira. Uhbira. Ennen neticete hasenetin. Uhbira. Meçhul fiil ne lazım? Fail değil. Naib-i fail lazım. Ennen ne demiş? Netice nedir? Hasenetin güzeldir. Tabi enne hala eski görevine de devam ediyor yani. Ennen neticete, netice onun ismi, hasene onun haberi. Ama niye inne değil de enne? Çünkü meçhul fiilden sonra inne değil de enne diye okunur yani. İki de anlatılan şey bu. Meçhul fiilden sonra inne değil de enne okunur. Bir üstte. Tam fiil ve malum fiil. Malum fiilden sonra inne değil, enne okunur. Fail giriyor çünkü. İki de anlatılmış. Meçhul fiilden sonra yine enne okunur. Üç, mef'ulü bih aranıyorsa yine enne diye okunur. Alimtu, alime fiil, tu fail. Fiil fail aldık zaten. Ne lazım? Mef'ul lazım. Bu durumda inne değil, enne diye okunur. Enne seyyarate seri'atin. Otomobil hızlı diyor burada. Alimsu ben öğrendim. Neyi? Enne seyyarate seri'atin. Arabanın hızlı olduğunu, arabanın hızlı oluşunu öğrendim. Görüldüğü üzere hala mastar manası var yani. Hızlı olduğunu, olmasını öğrendim. Bir o şeyi devam ediyor. Mastar manasının devam ettiğine dikkat çekelim. Öte yandan hala isminin az haberini raf ediyor. İsmiyle haberi müennese müennes uyumlarını da hatırlatalım. Bunun dışında bir de ne var? Failden sonra geldiği için artık meful lazım olduğundan ötürü inne değil de enne okunuyor. Diğer bir örnek. Cerrettu cerrabe fiil cerrabe faale harrace yani ne bu? Faale ifailu tef'il tef'il babından mazidir. Ardından gelen tu onun faili. Tu zamir yani mebniydi. Geçmişti bu önceki nitelerde. Nasıl bir zamirdi? Muttasıl mı ya da munfasıl mı? Muttasıl evet kelimeyle bitişmiş. Merfu mu mensup mu mecrur mu? Merfu bir zamir çünkü faildir. Zamir ünitesi geçmişti. Madem ki fail ne lazım? Meful lazım. Öyleyse artık enne diye okunuyor, inne diye okunmuyor. 4. İsmi ve haberinden oluşan cümle harfi cerrin mecruru olarak gelirse. Yani isim de haber de harfi cerden sonra gelmektedir. Harfi cerden, bunun özeti şu. Harfi cerden sonra hemzenun gelirse ne okunur? Enne okunur. Harfi cerden sonra inne okunmaz. La şekke. Şüphe yoktur. Neye dair şüphe yok? Fi ennel edebe. Hiç şüphesiz ki edep nedir? Vacibun gereklidir. Yani edebin gerekli oluşuna dair bir şüphe yoktur. Edebin gerekliliğine dair bir şüphe yoktur. Burada fi harfi cerdir. Ardından hemzenun geldi. Enne diye okundu. İnne diye okunmadı. Burada anlatılan daha ayrıntılı. Biz daha basitini söylüyoruz. Harfi cerden sonra hemzenun gelirse fethalı okunur. Burada ennel edebe vacibun. Edebe vacib. Bu ne? Bir cümledir değil mi? Bir isim cümlesi. Nasıl? Başında harfi cer var. Cer etmiş mi? Edebi olmamış. Enne daha mı güçlü acaba? Enne nasip etmiş, raf etmiş, fi hiçbir şey yapamamış mı? Durum böyle değil. Fi mahallen cer etmiştir. Çünkü cümleler mahallen irap alır. Yani mahallen mecrurdur. Ennel edebe vacibun. El edeb vacib cümlesi mahallen mecrurdur. Burada harf-i cerden sonra mecrur olarak gelmiştir denilmiş ama yani mahallen yani.
Ennel edebi, vacibi, niye değil demeyin yani. Mahallen ne demek? Gözde görülmez bir esre ve bir irab alameti aranmayacaktır. Böyledir deyip geçmeliyiz. Sonra da tevili. Yani açıkça yazılışı şudur diyor. La şekke fi vucubil edebi. Fi aslında cer eder diyor. Ama tevilinde. Burada cümle değil çünkü. Cümle olarak isim haber. Çünkü isim haber nedir? Bir cümledir. Çünkü enneyi kaldırırsak mübteda haber. İsim cümlesi enne ile kullanırsak isim haber yine nedir? Yine bir isim cümlesidir. Yine cümledir yani. Sıra sizde hemzanun harfinin hemzesini harekeleyin. Sebebini de ifade edin bakalım denilmiş. Yüellimuni. Evet, fiil, mef'ul, fail konumunda olduğu için ne olmalıdır? Elleme yüellimu. Fail konumunda olduğundan fethalanacaktır. Enne. Ferihtu fiil fail değil mi? Feriha fiil tu fail. Ardından ne lazım? Hem mef'ul konumunda oluşu hem de başında harfi cer oluşu. İki sebebi de burada gösterebiliriz. İki sebepten dolayı hemzanın fethalanır. Ulime meçhul fiil ne lazım? Naib-i fail. Naib-i fail başında olduğu için enne diye okunur, inne diye okunmaz. Naib-i fail enne derse sehlun yani ders kolaydır. Semi'a aliyyun. Semi'a işitti aliyyun Ali. Neyi işitti enne Zeynep'e teskin diye devam ediyor. Yani mef'ul cümlesi arkadaşlar. Mef'ul cümlesi olduğunu, mef'ul cümlesinin başında olduğundan fethalanmaktadır. Çünkü fiil fail. İnne ve benzerinin amel etmemesi. Yani bunlar her zaman isimlerin naz, haberlerin raf ederler mi? Etmezler. Hangi durumda etmezler? İnne ve kardeşlerine ma-i kâfe veya diğer adıyla ma-i zâide bitiştiği zaman onları amel etmekten alıkoyar. İsimlerini nasbedip haberlerini raf edemezler. Çok önemlidir. İnne'den sonra ma gelirse, inne örnek verdim yani tamamından sonra gelirse isimlerin nasb, haberini raf etme özelliği kalkıyor. O özellikler artık iptal oluyor. Bu durumda harfler isim cümlesinin başına gelme özelliğini de yitirir. Fiil cümlelerinin başına da artık gelebilirler yani. İnnemel hayatu tayyibetun. Şüphesiz ki hayat, yani ancak hayat güzeldir, hoştur, güzeldir. Cümlesinde inne harfine ma bitiştiği için onu amel etmekten alıkoymuştur. Hayatu, daibetun görüyorsunuz. İnnel hayate derdik. Ma geldi. Hayate diyemedik. Hayatu oldu. Bu yüzden kendisinden sonra gelen el hayat kelimesi onun ismi değil. Mübtedadır. Tayyibe de mübtedanın haberidir. İkisi de merfudur zaten. İnne harfine ma-i kâfe bitiştiği için yencehül müctehidûne fiil cümlesinin başına gelmiştir. Bakın innema yencehû. İnneden sonra ma gelmeseydi buraya inne de gelemezdi. Çünkü fiil cümlesinin başına gelmiş. Bu imkansız. Bunlar hep neyin başına gelirlerdi? Mübteda haberin başına gelirdi. İnne, enne vesaire her zaman mübteda haberin başına gelir. Yani isim cümlesinin başına gelirlerdi. Şimdi ise fiil cümlesinin başına gelmiş. Neden? Kendisine ma-i kâfe bitiştiği için, ameli bozulduğu için. Ameller ancak niyetlere göredir. İnnemel a'malu bin niyyati. Bir Buhari hadisi. Ma gelmiştir. El a'malu ne olmuş? İsmini nasbedememiş. Çünkü artık ismi değil yani. O özelliği kalktı. Burada anlatılan şey ne? İnne olsun, işte keenne olsun fark etmez. Bunlara ma bitişmişse ki, bu ma'ya da ma-i kâfe denir. Bitişmişse bunların ameli yani görevi bitmiştir. Artık iş yapamazlar. Ancak leyteye ma-i kâfe bitiştiği zaman amel etmesi de etmemesi de caizdir. Yani leyte ma, leyteden sonra ma gelirse leyte amel edebilir de etmeyebilir de. Diğerler için söz konusu değil. Amel ettiği zaman başına geldiği isim cümlesinde ismini nasb haberini raf eder. Zaten böyleydi. Amel etmediği zaman başına geldiği isim cümlesinde bir değişiklik olmaz. Cümle standart haliyle kalır. Leyte ma. Keşke e'lâme selameti barış bayrakları mürafrikatun ya da mürefrifetun, evet, mürefrife dalgalansa.
Burada yine aynı şekilde gelmiş. Ama burada e'la mu diye yazılmış. Burada e'la me diye yazılmış. Fark ne? E'la me diye yazıldığına göre leytenin ismidir. Müreffif ise onun haberi. Oysa leytema e'la mu diye yazılan yerde ise leytema görev yapmamıştır. Alıştırmalar. İnne ve benzerlerinin isim ve haberlerini bulun. İnnel menzile beynel hukuli cemil. İnnel menzile. Menzil innenin ismi, cemil haberi. Çünkü innel menzile muhakkak ki ev nedir? Cemilin güzeldir. İnnel menzile muhakkak ki menzil beynel hukuli değil yani. Cemil onun haberi olmakta. İ'lem. Şimdi burada bir de şu var tabi. Burada onu sormuş da biz ekstra olarak değinelim. Niye inne de enne değil burası? Cümle başı. İ'lem sen bil. Bakın orada enne gelmiş. Cümle başı değil çünkü. İ'lem enne neyi bil değil mi? İ'lem fiil, ente, fail. Neyi bil? Mef'ul çünkü. Mef'ul cümlesinin başında olduğu için fethalanmış. Ennel vakta keseyfi. Vakit kılıç gibidir. Seyf kılıç olsa gerek. Öyle hatırlıyorum. Tehaddese, gerçi burada ne anlatıyor? İsminin haberini göster demişti. Ennenin ismi vakit. Vakit nedir? Keseyf. Evet. Keseyf onun haberi olmakta. Keenne hu keennenin ismi el mes'ul huna bu da onun haberi olmakta. El menzuru sagirun lakinne mevki'ahu. Evet. Mevki lakinnenin ismi mevki'a. Cemil onun haberi olmakta. Leytel Müslimine. Müslimin Leyte'nin ismi görüldüğü üzere Cem Müzekker Salim olduğundan ya ile mensup durumda. Muhaddisune Cem Müzekker Salim olduğundan vav ile merfu durumda. El Müslimin Leyte'nin ismi muhaddis onun haberi olmakta. Aynı şekilde devam ediyor yani. Lakinne hu lakinnen ismi behil haberi. Benzerlerinin bulunduğu cümleleri aşağıya yazın. Yani burada inne ve benzeri aşağı yazın. Nerede varsa odur işte. İnne rihletena ellevme nacihatun. Nacihatun haberi. Rihletena ismi olmakta. Bunu tutup aşağıya yazarsınız yani. Her biri yazılabilir. Ve gerek yok. Boşluklara uygun kelimeleri getirin. Bu önemli bir soru. İnne muhakkak saltal hakki. Evet şimdi burada inne ismini naz haberini raf eden bir edatımızdı. Saltal hakki. Hakkın sesi. Saut burada innenin ismi olmakta. Ne lazım bize? Bir adet haber lazım. Şimdi haber merfu olması gerekir. Buna göre ya mürtefi'un ya da mürtefi'atun olmalıdır. Mürtefi'an olmaz. Mürtefi'un, mürtefi'atun ikisinden biri olur ancak. Burada saut müennes ise ne lazım gelir? Mürtefi'atun lazım gelir. İki, lakinle kullanılmış. Görüldüğü üzere noktadan sonra ne var? Merfu bir kelime var. Bu şunu gösteriyor. Yani lakinnenin haberi zaten burada. Siz ismini arayın diyor. İsmin ne yapardı? Nasb ederdi. O zaman nasb kelime ararız ki suk nasb değil yani iptal. Esvak o da iptal. Çünkü o da merfu. Geriye ne kaldı? İki tane kelime kaldı. Es-suga el-esvaga. İki tane kelime var. Suk kelimesini yazarız buraya. Olur biter yani. Suk nedir? Şudur. Diyebiliriz ama ne yazıyor? Mukfiletün kelime müennes. Şimdi mukfile kelimesi müennes. Sonunda bir ta-i merbuta, kapalı ta var. Madem ki müennes, buraya getirilecek kelimenin de müennes olması gerekir. Çünkü bu inne ve kardeşlerinin ismiyle haberleri müenneslik, müzekkerlik yönünden uyum içerisindedir. Bu yüzden su kelimesini getiremeyiz. Esvak getirmeliyiz. Esvak su kelimesinin çoğuludur. Cemi mükesserdir yani. Cemi mükesserdir. Çarşılar, pazarlar manasına gelir. Pazarlar, bunun bir aklı var mı? Pazarların aklı var mıdır? Beyni var mıdır? Gözü kulağı var mı? Yok. Ancak böyle akıl, beyin insanda vardır. Bir de cinlerde vardır. Dolayısıyla çarşı gayri akıldır. Eşittir, müfret, müennes hükmündedir. Bu yüzden esvakı buraya yazarız. Mukfile de müfret, müennestir. Dolayısıyla bir uyum içerisinde olurlar. Yani doğru şık esvak olur. 3'e baktığımızda
Ennel İde muhakkak ki İd yani bayram değil mi? Ennenin ismi bu İd. Ne lazım? Haber lazım. Haber aradığımıza göre merfu olması gerekir. İd kelimesi müfret mi? Müfret. Öyleyse şuralardaki gibi tesniye kelime olmaz yani. Bu tesniyeler nereden çıktı? Ya garibun ya da gariben olur. Mensup kelime zaten var. İsmini nasip etmiş. Haber lazım. O da garibun olur. Gariben olmaz çünkü mensup. Fethalı yani. İsmini nasip edecekti. Etti. Haber arıyorum. Haber merfu olur. Bu yüzden gariben olmaz. Garibani olur mu? Olmaz. Çünkü müfettesniye cemi yönden de uyum gerekiyor. Garibani olmaz. Garibeyn olmaz. İkisi de tesniye. Geriye garibun haber olarak kaldı. Evet, 2-3 tane yaptık. Devam ediyoruz. Soru 4. İnne veya enne harflerinden uygun olanı getirin demişler. Hasudan sonra inne okunurdu. Direkt çıktı. Gale ve törelerinden sonra inne okunurdu. Ela'dan sonra inne okunurdu. Ellezi isim mevsul. İsim mevsulden sonra yine inne okunurdu. Vallahi yani kasem var değil mi? Kasemden sonra yine inne okunur. Bu akılda kalmasının en iyi yöntemi şu olabilir. Yani kasemden sonra inne okunur. Aklımızda kalması için şunu bilebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insana lefî husr. Vel asri oradaki vav yemin vavı. Vavul kasem. Vel asri asra yemin olsun ki innel insana. Muhakkak ki insan diye devam ediyor. Yani bu örnek vel asri innel insanı. Ne var? Yemin vavu yani yeminden sonra, kasemden sonra inne diye gelmiş. Asır suresinin o iki ayetini bilsek bunu unutmayız. Burada da yemin vavu var, kasem var. Öyleyse inne. 6'ya bakıyoruz. 6'da da ne var? Uhbirat. Yani uhbira, uhbirat. İf'al babından meçhul mazi nedir? Müfrettir, müennestir, gaibe kalıbıdır. Uhbirat. Habera kelimesi ifal babına aktarıldı. Ehbera oldu. Sonra meçhule çevrildi. Uhbira oldu. Uhbira. Meçhul fiil. Meçhul fiilden sonra yani naib-i fail gelirdi. Dolayısıyla inne mi okunurdu, enne mi okunurdu? Enne diye okunurdu. Oradan hatırlayabiliriz. Başındaki işte ba harfi cerrinden de anlayabilirdik. Harfi cerrden sonra da bu şekilde olmaktaydı. Bizden sonra yine fetha olarak okunurdu. E'lemu mu demiş? Evet. E'lemu ene. Yani fiil, fail. Ne lazım? Mef'ul lazım. Mef'ulün başında enne diye okunurdu. Bu şekilde devam ediyor. 5. Aşağıdaki cümlelerde uygun, boşta uygun olanı getirin denilmiş. Burada gördüğünüz üzere hepsi in, en, lakin, ke, en diye yazılmış. Yani bir hata olabilir. Çünkü in, en gibi şeyler işlemiyorduk burada biz. İnne, enne, işte ke, enne, lakin, ne bunları işliyorduk. Burada surrani beni sevindirdi ne? Leyse beyneküm sizin aranızda olmayışı ne hilaf aranızda bir hilaf tartışma zıtlık olmayışı yani tam bir mastara çevrilebiliyor. Dolayısıyla buraya gelse en ne gelir? Böylece diğer sorulara doğru devam ediyoruz. Özet var. Özeti geçiyoruz. Sorular burada başlamış. Evet, kendimizi sınayalım. Alimtu ennel müciddine nacihune cümlesindeki ennenin ismi ve haberi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Yani bu çok kolay bir soru. Bu kadar kolay sormamaları lazımdı. Şimdi enneden sonra el müçtehidine mi demiş? Müciddine. Yani müciddine nasb halinde değil mi? Evet. Demek ki ismi. Nacihune raf halinde değil mi? Evet. Demek ki haberi. Yani direkt bu şekilde çıkabilir. Nedir? Ya ile yazılmış cem-i müzekker sâli. Müciddûne müciddîne. Ya ile yazılmış ise nasb halidir. Nasb hali olması demek, ismi olması demek. Nacihûne vav ile yazılmış bir cem-i müzekker sâli. Vav ile yazılmış olması demek, merfu durumda demek. Enne de ne yapardı? İsmini raf ederdi. Demek ki, pardon, ismini nasb, haberini raf ederdi. Demek ki haberidir. Hangi şıkta yazıyorsa artık. Nacih haberi, müciddîn ismi.
ki leyte hake hazır cümlesindeki leytenin ismi ve haberi hangisidir? İrabı nedir? Yani buna da bakmaya gerek yok. Bu neyle ilgili? Beş ismi de içeriyor bu soru yani. Beş isimle de ilgili. Eha ne halinde? Nasb halinde. Ehu vav ile yazılsaydı raf halinde olurdu. Ehu ha'dan sonra vav olsa. Ehu raf hali. Eha ha'dan sonra elif olur demek ki nasb hali. Ehi ha'dan sonra ya olursa cer hali. Burada elif olduğuna göre demek ki ne? Nasb hali. Leyten yani nasb halindeki bir kelime leytenin nesi olur? İsmi olur. Çünkü ismini nasb ediyordu zaten. Demek ki ismidir ehake. Elif ile nasb konumunda. Beş isimden biri eha unutmayalım. Hazır ise haberdir. Zaten ra'daki tenvini, zammeyi açıkça görebiliyoruz. Zamme ile merfu haberdir. Değerleri de bu şekilde devam ediyor. Şimdi kısaca kendi hazırladığımız PDF'ye değinelim. İnne ve kardeşleri demiştik. Ne dedik? Enne diye de okunabilir, inne okunabilir, en, in yani bir hemze, bir de nun yan yana varsa, hareke yok, şedde yok, hiçbir şey yoksa bunu dört farklı şekilde okuyabiliriz. Okuyabiliriz derken okunmaya ihtimali var yani. Hangisi okunur? Her şey kurala tabidir. İlk önce kitap in ile başlıyor. İn. Nedir bu? Hem meksur değil mi? İ. Hem de hafif yani cezimli. İn diye okunabilir. Bu da diyor dört yerde olur okunuş. İn diye dört yerde okunabilir. Bu da nedir? Entekvine şartiye. Eğer şart manası varsa ini şartiye diye bir şey var biliyorsunuz. Şart manası olduğundan in diye okunabilmektedir. Eğer nafi olabilir yani olumsuzluk olabilir. Dört dedik ama ikisine verdik örnek. Çünkü kısa kısa geçiyorum. Asıl konuya geleceğim. Demek ki in diye nerede okunur? Dört yerde okunur. Bir tanesi şart manasındaysa in. İkincisi nafiye yani olumsuzluk manasındaysa yine in diye okunur. Bir de en var. Yani nedir? Hem fethalıdır. Hemzede fetha var. Nunda cezim var. Bu da ala vece. İlk önce ikiye ayrılır. Önce onu bilelim diyor. İsim olarak, harf olarak ikiye ayrılır. İsim de kendi içerisinde ikiye ayrılır. El harf ala erbaat evcih dört vecih üzeredir ki birincisi nedir? Mastar harfidir. Muzari nasb eder demiş. O da iki yerde olur ki onun da birincisi nedir? İptida halindedir demiş. Ve ente sumu hayrul leküm. Burada nedir? Yine mastar manası yani mastara tevil sürekli geçiyordu az önceki kitabımızda da o şekilde olabilmekte. Ve ente sumu hayrul leküm burada da aynı şekilde. Yani ve ente sumu sizin oruç tutmanız, tutuşunuz, orucunuz hayrul leküm sizin için daha hayırlıdır. Tesumu aslında muzari. En geldi oruç tutmanız, orucunuz, tutuşunuz, maslar manası veriyoruz. Bu kısaca buraya bir değindik. Bu İbn Hişam'ın Nunil Lebib adlı kitabının birinci cildinden alıntıydı. İsminin az, haberini ref eden edatlardır bunlar. Bu harflere fiile bunlar 3 sebepten yani 3 yönden benzerler. Bunlara neden? El hurufu müşebbetun bil fi'il. Fiile benzeyen harfler adı neden dolayı verildi? 1. 3 veya daha fazla harflidir bunlar değil mi? İn, ne, ke, en, ne, le, kin, ne gibi. Bunlar nedir? 3 harflidir veya 3 harften daha fazladır. Yani inne 2 harfli değildir esasen. İnne, in, ne. İki tane nun var orada. Orada idgam olduğu için inne diye yazılmış. Aslı in ne. Dolayısıyla bu harfler yani bu inne enne kendi gibi inne ve kardeşleri bu grup nedir? Üç veya daha fazla harflidirler. Ne gibi? Mazi gibi. Ketebe, nasara bunlar da üç harflidir. Üç harften fazla olanı da var tabii ki. İşte harrece, istefale, istekrame gibi üç harften fazla olan, fazla harf olan maziler de var. Ahirleri yani son harfleri fethalıdır. İnne, inni değil. Keenne, keennu değil. Yani fethale bitiyor bu harflerin sonu. Tıpkı mazi fiil gibi. Mazi fiil de müfret, müzeker, gayette fethayla bitmektedir. Ne, sa, ra, ke, te, be, ha, ra, ce, ke, fe, ra. Ke, fe, ru değil yani. Keferu olsa o zaman cemi oluyor. Müfetten bahsediyoruz. Onun gibi dirler. Bir de ne var? Kendilerinde fiil manası vardır. İnnenin manası mesela ne? Tehakkaka.
Keenne litteşbihi mesela, benzetme manası, işte burada kesinlikle tahakkuk manası gibi şeyler söz konusu. Kendilerinde fiil manası var. Mai kafe dahil oldu, innenin ameli de bozuldu, mana da değişti sayın seyirciler. Ayetlerden örnekler. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ hüve ilâhun vâhidun. İnnemâ oldu. İnne olsa muhakkak ki, kesinlikle, şüphesiz ki, elbette, bu şekilde mana olurdu. Ma dahil oldu. Ancak, sadece, yalnızca, başkası değil gibi manaya dönüşmüş oldu. Yani bir, mana değişiyor. İki, artık isminin ashabeyni rafta etmiyor. Ama leyte hariçti, bunu unutmayalım. İnnemâ Hüve ilahun vahid, işte innema nahnu muslihun diye devam ediyor. Bunlar ayetler. Burada ayetlerin numaraları var. Nereden alınmışlar? Her biri gözükmektedir. İşte En'am suresi 19, Bakara 11 gibi. Bir de Buhari hadisi vardı. İnnemel a'malu binniyyati. Bunun dışında innenin haberi 3 şekilde olabilir. Esasen az önceki kitapta buna değinildiğini ben görmedim. Ama biz kısaca değinelim, yani haberi tanımanız açısından bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. Sarı renk innenin ismini, çizgi haberini temsil etmektedir. Haberleri üçe ayırabiliriz dedik. 1. Müfret haber. Müfretten kasıt nedir diyor. O, cümle olmaması ve şibih cümle olmaması manasına geliyor. Müfretten kasıt, müfret, tesniye, cemi, orada bildiğiniz müfret değil yani. Tekil, şahıs, ikil, üçül, öyle bir şey değil bu. Müfretten kasıt, cümle olmaması. Fiil olsun, isim olsun, şibih olsun. Cümle olmayacak yani haber. Şimdi onu zaten iyice anlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah'a, muhakkak ki Allahu Teala nedir? Gafurun, gafurdur, rahimin, rahim, rahimdir. Şimdi gafur çok bağışlayıcı, rahim de çok merhamet edici diyebiliriz. Allah lafzı yukarıda işaretlemiştik. Sarı renk ismi. Yani direkt anlamanız için anlatmaya bile gerek yok. Anlatımda özet geçeceğim. Siz videoyu durdurup hemen not alabilirsiniz dilerseniz. Allah lafzı innenin ismidir. İnnallâhe nasip etmiştir. Gafurun, gafur innenin haberidir. Rahime değinmek gerekirse bu aslında direkt sizin konunuz sayılmaz. Biraz daha ayrıntı konu ama merak eden belki vardır. Kafasına takılmıştır. Problem olarak büyütmüştür. Değinelim. Rahim kelimesi iki şekilde değerlendirilebilir. Bir, gafurun sıfatı olabilir. İki, diğer haber olabilir. Yani haberin birden fazla olduğuna dair de bir şey söyleyebiliriz. İki tane haber olduğunda söyleyebiliriz. Bu şekilde değerlendirilebilir. Diyor da ne var? Diğer ayet. İnne kum muttaba'un. İnne ismi nas haberini raf eder. Küm ismi muttaba'un haberi. Haber nasıl haber? Gafur. Tek kelime. Cümle değil ama. Tek kelime olması cümle olmadığı manasına da gelmiyor esas. İ'lem gibi emri hazırımız. İ'lem emri hazırdır. Veya ne diyelim, unsur, uktup. Uktuptan bahsedelim. Daha kolay bilebileceğiniz bir kelime olarak düşünüyorum. Ketebe yektubudan uktup emri hazır. Ne demek uktup? Yaz demek. Fail nerede? Fail gizli, ente, sen yaz. Fiil, fail zaten bir cümle oluşturur. Tek kelime oysa, uktup yazılışta tek kelimedir. Gizli bir kelime olarak ente vardır. Fiil, fail bir cümle oluşturur. Yani tek kelime olması cümle değildir manasına gelmiyor. Ama buradaki gafur isimdir. Gizli bir zamir kendisinde yok. Dolayısıyla müfret haberdir. Muttebaun müfret haber. Kazibun müfret haber. Zü müfret haber. Zü, za, zi, beş isim olarak geçmişti. Kevkep yine müfret haberdir. Sal olarak çizdiklerimizde isim olmaktadır. Görüldüğü üzere ha zamiri, küm zamiri, bu zamirler hep ne? İsim olarak geçiyor. Diyor ki bu geçmiş olan örneklerde diyor müfret olarak gelmiştir. Bir tek kelime olarak haber gelmiştir. İster tesniye ister cemi olsun fark etmiyor yani. Konu o değil. Bir de cümlenin değer kısmı, yani haberin değer kısmı olarak cümle. Bir müfret dedik, iki cümle olarak haber ayrılabilir. Cümle de kendi içerisinde isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak ayrılacak. İşte isim cümlesine örnek innellezine amenu vellezine hadu diye devam ediyor. İnnellezine ellezî burada innenin ismi ulaike yercûne. Ulaike burada mübteda, yercûne haber. Nasıl haber? Yercûne bir fiil. Vav onun faili.
Fiil fail bir cümle. Mübteda haber bir cümle olarak. İsim cümlesi tabii. Çünkü mübteda ilk ögesi isim ya. İkinci cümlenin fiilden oluşması fark etmiyor. İlk öge isim zaten mübteda. İkinci öge fiil ama ne öge olarak ne haber. Cümle olarak haber çünkü. Haber neyin bir parçasıdır? İsim cümlesinin parçasıdır. Dolayısıyla ulâ-ke yercûne bir isim cümlesidir. Bir cümle olarak haberdir. Neyin haberi? İnnenin haberi. Yani iyice anladığınızı düşünüyorum. Ulâ-ke mübteda yercûne haber. Nasıl haber? Cümle haber. Ne cümlesi? Fiil cümlesi. Yercûne fiil, vâfâ bir cümledir, fiil cümlesidir. Bu bir cümle olarak ulâ-ke'nin haberidir. Fiil cümlesi olarak haberidir. Ardından ulâ-ke yercûne de ayrı bir cümle olarak innenin haberidir. Yani cümle içerisinde cümle var burada. Burada zaten yazmışız. Diğer bir örnek. Burada hala şeyler devam ediyor. 6, 7, 8. Bunları hep ara sıra sağ tarafta göreceksiniz. Nerede geçiyor? Yani kaynak ayetlerin kaynaklarını vermeye çalıştık. Elem ya'lem ennallâhe lehu mulkü semâvâti vel arzı devam ediyor. Burada da ennenin ismi Allah lafzıdır. Lehu mübteda mulk onun. Daha doğrusu lehu mukaddem haber. Lehu onun için vardır. Ona aittir mulk. Mülk onun muahhar haberi olmaktadır. Mübteda haber bir isim cümlesi olarak ennenin haberidir. Yani ennenin haberi burada isim cümlesi değil mi? İki kelimeden oluşmakta. Yukarıda da ulaike yercun iki kelimeden oluşmaktaydı. Sıra geldi B maddesi. Yani cümle-i fiiliye. Fiil cümlesi olabilir bunların haberleri. İnnel ebrara yeşrabune. İnnenin ismi burada ebrar. Ebrar, innenin ismi ebrara. Nasip etmiştir. Yeşrabune onun haberi, fiil, fail. Yeşrabune fiil, vav onun failidir. Fiil cümlesi olarak innenin haberi olur. Leallekum tuflihunekum. Zaten nerede zamiri bitişirse bitiştiklerinin ismi oluyor. İnneye bitişirse innenin ismi, lealle bitişirse leallenin ismi. Burada hüküm, leallenin ismi. Tuflihun, haber olmak. Nasıl haber? Yine fiil cümlesi olarak haberdir. İnne muhakkak ki mefatihahu. Mefatih innenin ismi. Tenu'u kelimesi ise onun haberi olmakta. Allah lafzı yine innenin ismi. Yuhibbul ferihin yani la yuhibbu. Yuhibbu sevmez kim? Huve o Allah Teala sevmez ise olabilir. El ferihin yuhibbunun mef'ulü olmakta. Burası fiil, fail, mef'ul cümle olarak innenin haberi olur. Üçüncü olarak şibih cümle. Ne dedik? Müfret cümle olabilir. Yani dedik ki haber üçe ayrılır. Bir, müfret olabilir. İki, cümle olabilir ki cümlede isim cümlesi, fiil cümlesi ve şibih cümle. Şu an şibih cümledeyiz. Şibih cümle denildiği zaman aklımıza car ve mecrur gelmeli. Yani harfi cer ve onun mecruru. Sonra zarf-ı mekan ve zarf-ı zaman. Şibih cümle nedir? Harfi cer ve mecruruna şibih cümle denilir. Zarf-ı mekan ve onun cer ettiği şeye yine şibih cümle denir. Zarf-ı mekan ve onun cer ettiği şeye yine zarf denilir yani. Bunlar hepsi şibih cümleye aittir. A, B, C şıkları. Bu tür durumlarda ne olur? Yani dikkat kesmek gerekiyor. Ez-zarfu vel-mecruratu metâ vakat fî ehad-ı erba'ati mevâzı'a fe muallakatun mahzufin. Konumuz zarf olduğu için zarfla ilgili. Gerçi mecrurla da ilgili değil mi? Car, mecrur ve zarfla ilgili. Tam konumuzla ilgili. Her ne zaman zarf olsun, mecrurlar olsun bunlar zarf yani bunlar diyor haber olarak vuku bulursa. Bir zarfı sen haber olarak görürsen. Bir tane zarf düşün. İşte ne? Mesa kelimesi mesela akşam veya ba'de sonra gibi. Zarfları haber olarak görürsen. Veya mecar ve mecruru haber olarak görürsen ki bunları gördük esasen. Bunları nerede görürsek hemen mahzuf kelime takdir ederiz. İşte ne gibi? Kainun gibi, mustakarrun gibi, mustakirrun gibi, kâne gibi, istakarra, vucide gibi kelimeler takdir edilir. Yani bağlantısı gerekiyor. Bağlantısı bunlar olur. Bunlar mahzuf ama yazıda görünmez yani. Nerede diye aranmaz. Direkt vardır denilir yani. Kural.
Şimdi kitapta işlediğimiz şeyleri kısaca farklı kitaplardan, Arapça kitaplarından aktardık. Bakalım Arapça kitaplar nasıl işlemiş? Bir de oradan görelim. Türkçe kitabın üzerine bir de Arapça kitaptan görelim bunu. Hemzetü Elif Nun, bunun hemzesi diyor. Leha selasi ahval. Onun için üç tane hal vardır. El-evvelü, birinci durum. Vücubul kesir. Yani keserlenmesi vaciptir. İkinci durum. Vücubul fethalanması vaciptir. Üçüncü konu ise emran, iki durumun caiz oluşudur. Mesela buna kitabımız, AÖF kitabımız değinmemiştir. Niye? Daha özet geçti. Demek ki nerede siz bir hemze ve nun görürseniz bilin ki buradaki hemzenin esrelenmesi ve fethalanması vacip de olabilir, caiz de olabilir. İster fethala, ister esrele denilecek yerler varmış. Yecibu kesruha demiş. Kesrelenmesi vacip olur 10 yerde. 10 yerde diyor ama biz bunu özetledik. Daha kısasını yazdık. Yani birebir 10 tanesini buraya yazmadık. Ve mümkün olduğunca bunlara şimdi ayetlerden örnek vererek devam edeceğiz. İşte 10 dedi ama biz 10 değil belki 3-5 tane yazdık. Başlıyoruz. Bir başlangıç cümlesinde. Başlangıç cümlesinde ne olur? Kesre olur. Hemze esrelenir. İnna enzennahu fi leyletil kadr. Cümle böyle başlıyor. Sure böyle başlıyor değil mi? Dolayısıyla enna enzennahu değil yani inna. Çünkü cümle başı. Ela gelmiş. İnne evliyaullah diye devam ediyor. Sonra inna a'taynâ kel kevser. Bu unutulmayacak bir örnek yani. Cümle başı. Sure inna a'taynâ diye başlıyor. Yeni bir cümle. Yeni bir ayet. Yeni bir sure. Yeni bir başlangıç. Öyleyse inna olmalı. Enna olmaz. İkincisi kavl ile hikaye edilmiş. Mesela gâlel üstâzu innet derse sehlün. Üstaz yani öğretmen hoca dedi ki innet derse ders nedir? Sehlün kolaydır. Hoca bu cümleyi kurar sonra bunu sınıfta duyan birisi dışarıya gider birisine anlatır. Anlatırken ne yapar? Adeta tırnak içerisine alarak bunu anlatır değil mi? Yani şu şöyle dedi. Denilen şey aktarılmaktadır. İşte hikaye edinmek bu demek yani. Felanca şöyle dedi, nasıl dedi? İki nokta üst üste alırsın ve anlatırsın. İşte bu bir alıntı cümledir yani. Hikaye derken bu kastedilmekte. Gale inni Abdullah. Ne dedi? Ben Allah'ın kuluyum dedi o kişi. Bu da yine kavl maddesinden sonra geldiği için hemze esrelenmiştir. Gul innel fazla. Gavl maddesinden sonra hemze esrelenmiş. Gul innel huda. Yine esrelenmiş. Gul innel emre. Gavl maddesinden sonra yine esrelenmiş. Gul innallaha gadirun. Yine esrelenmiş. Bu şekilde devam ediyor. Veya mesul. İşte ma inne mefatihahu. Ma. Kitapta ne geçmişti? Ellezi, ellezi, ellezi ne? Bir de elleti geçti. Ma hatırlamıyorum. AÖF kitabına geçip geçmediğini ama. Yani burada biz ma'yı özellikle örnek verdik. Orada geçmiyor diye. Ma da bir isim mevsuldür. Kendisinden sonra bir cümle başlamaktadır. Buna sıla cümlesi adı verilmektedir. Bu sıla cümlesinin başında hemzenin olduğu zaman o hemze daima esrelenmektedir. Burada yazmışız. Sıla cümlesi de isim cümlesi, fiil cümlesi ve şibih cümle olarak üç şekilde gelebilir. Şibih cümle neydi az önce? Geçmişte esasen. Şibih cümle neden oluşabilirdi? Bir, car, mecrur, iki zarf. Ama zarf da ikiye ayrılıyordu tabii ki. Zarfı mekan, bir de zarfı zaman vardı. Fiil cümlesine örnek. Zehebe'r-raculu ellezî ra'eytuhu. Şimdi ellezî isim mevsul. Ardından ne gelmiş? Ra'a, fiil, tu, fail, hu, mef'ul. Yani ellezî isim mevsuldür. İsim mevsulden sonra sıla cümlesi, fiil cümlesi olarak vuku bulabilir. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdil kitâb. Bunu da ayetten örnek verdik. Yazmışız zaten. Enzele fiil, fail. Hüve gerisi mef'ul. Sıla fiil cümlesi olarak vuku bulmuş. Ellezî isim mevsul. Ellezî'den sonra enzele fiil cümlesi olarak gelmiş. Burada hemzenun yok. Buradaki alıştırmamız sıla cümlesini iyice anlayın da sıla cümlesinden sonra hemzenun geldiği zaman burası sıla cümlesidir tanıyabilin yani. Onun için bu çalışmayı yapıyoruz. Fiil cümlesi olabiliyor. Ellezî'den sonra fiil geldi. Ra'a, ra'eytuhu. Ellezî'den sonra enzele geldi. Yine fiil. Fiil cümlesi olabiliyor bu.
Bir de isim cümlesi olabilir. Ellezî ebûhu. Ebû baba. Hu o. Onun babası nedir? Âlimun âlimdir. Tabii bunu baştan alırsak ca'e geldi. Kim elbirleri çocuk geldi. Ellezî öyle çocuk ki bu. Ebûhu âlimun babası âlim. Babası âlim olan çocuk geldi şeklinde olur. Ellezî isim mevsul ardından isim cümlesi gelmiş. Ebûhu onun babası nedir? Mübteda burası. Âlim haberdir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Bu da bir ayet. Ayetten isim cümlesine örnek verdik. اَلَّذ۪ينَ nedir? İsim mevsuldür. Ardından sıla cümlesi gelmiştir. هُمْ دَائِمُونَ. هُمْ مُبْتَدَى دَائِمُونَ haber. Mübteda haber isim cümlesidir. Bir de şibih cümle olabilir demiştik. عَرَفْتُ الشَّابَّ اَلَّذ۪ي عِنْدَكَ. عِنْدَ bir zarftır. Ke onun mecrurudur. Mebni olduğundan kef'teki ne diyelim mecrurluğu lafzi olarak görmüyoruz. Ki diye eselenmez yani. Çünkü mebnidir. Zamirlerin hepsi mebnidir. Mebniler mahallen irafadır. Demiştik. İndeke yani kef mecrurdur bu arada. İnde de zarftır. Şibih cümlenin zarf kısmına örnek. Vellezine fi emvalim hakkum ma'lum. Bu da bir ayetten örnek. Ellezine isim mevsul ardından sıla cümlesi geliyor. Nasıl bir sıla cümlesi bu sefer? Car mecrurdan oluşuyor. Fi harfi car. Enval onun mecruru. Devam edersek geç. Envalde muza, himde onun mecruru diye devam eder. Burada neyi anlattık? İlk önce dedik ki sıla cümlesinden sonra esre okunur. Sonra sıla cümlesi nedir dedik? İşte isim mevsulden sonra gelen fiil cümlesi olabilir, isim cümlesi olabilir, şebih cümle olabilir dedik. 4. Cevabı kasem. Kasemin cevabı olarak vuku bulan cümle. Hamim ve kitabil mubin. Ve kitabı vel kitabi kitaba yemin olsun. Ve kitap el mubin hem açıklayıcı hem açık olan. Açık olan veya açıklayıcı olan kitaba yemin olsun ki inna biz enzenler gönderdik bu onu. Yani onu ne diyelim onu gönderdiğine dair tekit olsun diye vurgu olsun diye yemin edilmiş. Dolayısıyla esre okunması gerekiyor. Çünkü vav burada kasemdir. Diğer bir örneğimiz ve asr inne. Değil mi? Vav yemin manası. Vavul kasem. Yemin olsun ki manasına geliyor. Ardından hemzenun geldiğinde enne değil inne okuyoruz. Diğer bir şey de neymiş? Hal. Kema ahrecake rabbuke min beytike bil hakki ve inne ferigan minel mu'minine lekarihun. Yine ayetten örnek veriyoruz. Şimdi burayı okumadan önce şunu bilmemiz gerekiyor. El gaidetü saniyetü ikinci kaide. El cümelü ve zurufu cümleler olsun, zarflar olsun. Meta her ne zaman ki vakaat. Vaki oldu ba'den nekirati. Nekreden, nekirelerden sonra. Cümleler olsun, zarflar olsun, nekre bir kelimeden sonra gelirse kâne sıfatı. Kısacası nekreden sonra cümle veya zarf gelirse o cümlede zarf da nedir? Sıfattır. Nekreden sonra gelen cümlede zarf da nedir? Sıfattır. Marifeden sonra gelirse hal olur. Marifeden sonra gelen cümleye hal demekteyiz. İşte bil hakkı burada marife olduğundan ve inne feriqan minel mu'minina lekarihun. Burası hal cümlesi olmaktadır. Bu yüzden inne olmuş da enne olmamış. Çünkü el hak marife. Burası nekre olsaydı o zaman ardından gelen cümle ne olacaktı? Sıfat olacaktı. Arife kitabında geçti ya sıfattan sonra. Daha doğrusu sıfat cümlesi olarak vuku bulduğunda dedi. Hal cümlesi olarak vuku bulduğunda dedi. Ama sıfatı nereden tanıyacağız? Hali nereden tanıyacağız? Dememişti. İşte püf noktası bu. Neymiş? Nekreden sonra cümle gelirse ona sıfat cümlesi diyeceğiz. Demek ki nekre bir kelimeden sonra hemzenun geldiyse sıfat cümlesi. Marifeden sonra geldiyse hal cümlesi diyebiliriz. Burada örnekleri de var gerçi. Kavaidu selasun. El kavaidu selasun adlı kitaptan aldık bunu. O da ikinci kuraldır. Devam ediyoruz. Yecibu fethuha yani fethalanması vacip olan yerde 9 tane yerdir. Fail olduğunda olabilir. İşte evelem yekfim enna ayetten örnek. Cümle olarak yekfi fiilinin haberidir enna enzenna. Bu yüzden fethalanmıştır.
Mef'ul veya mef'ul olduğu zaman işte ennekum eşraktum. Ayet bunlar hepsi. Nedir? İşte mef'ul olduğu için yine fethalanmıştır. Naib-i fail olsa da yine aynı. Uhiye. İleyye ennehu. Uhiye. Hani gul de ki uhiye vahiy olundu, vahiy edildi. İleyye bana. Meçhul fiil. Meçhul fiilden sonra geldiğinde yani naib-i fail olduğunda fethalanır diye geçmişti. Müpteda olduğunda da bu şey yine geçerlidir. Enneke demek ki neymiş? Müpteda imiş. Felevla ennehu yine müpteda. Ev mecrur demiş. Harfi cer ile mecrur. Yani bi, değil mi? Bir harfi cerdir. Ardından fethalanarak okunur. İzafet ile mecrur olsa yine aynı şey olur diye söylenmiş. Çünkü misil muzaftır. Ardından gelen mecrur olmaktadır. Bu yüzden yine fethalı okunmaktadır. Aynı şekilde devam da ediyor. Ne demiş burada? Matuf olduğunda. Mesela ve enni. Arada vav harfi olduğunda yine fethal olarak okunmuştur. İbn Hişam'ın Evzahül Mesalik adlı kitabından alıntıydı. Dersimizin sonuna doğru giriyoruz. Burada da karışık ayetlerden örnekler verdik. İşte yani inne en de bunlar Kur'an-ı Kerim'de çok fazla geçmektedir. Biz de bir kısmını buraya aldık. İnnellezine keferu sevaun aleyhim. Kur'an-ı Kerim'in 3. sayfası yani Fatiha var. Fatiha'nın hemen karşısında Elif La Mim diye sayfa var. Sayfayı çeviriyoruz. İnnellezine keferu diye sayfa başlar. Burada ellezine yani hala sarı renk innenin ismi. Altı çizili olan yerler innenin haberi olmaktadır. Ellezine innenin ismidir. Keferu, kefara, kefara, keferu, mazi fiil, cemi, müzekker, gayb. Nasıl bir haberdir? Cümle olarak değil mi? Cümlenin hangi kısmı? Fiil cümlesi olarak haber. Cümle nerede? Keferu fiil, vav fail. Fiil artı fail her zaman cümle demektir. İnnallâhe la yestahî. Yine altı çizili olduğuna göre haberdir. Yani la yestahyi huve o Allah Teala çekinmez. En yazdır ve mesela örnek vermeye. İnna Allah'a ye'mur emrediyor küm size. İnna Allah Teala yani Allah lafzı innen ismi ye'muru fiil huve gizli fail küm mef'ul. Buna göre ye'muru huve küm bir fiil cümlesidir. İnnenin haberidir. Devam ettiğimizde ve inna inşallahu lemuhtedun. İnna neden oluşmaktadır? İn na'dan oluşmaktadır. İn na birleştirilmiş inna olmuştur. Buna göre buradaki na innenin ismi olmaktadır. Muhtedun ise onun haberi olmaktadır. Yine inna buradaki na innenin ismi. Muntazirun innenin haberi. İnneke bir sürü inneke geçti. Bu kelimelerin hepsi onun ismi olmakta. Ardından lealle küm küm görüyorsunuz. Bir sürü kümler var. Kümlerin hepsi yine isim. Yani zamirler isim oluyor. Ardından gelenler onun haberi olmaktadır. Velakinne Allah zü haber. Allah lası lakinlerin ismi. Leyteni. Ya veyleta leyteni. Buradaki leyteni'deki nun hiçbir şey değildir. Nunu vikayedir yani. Leytenin ismi nundan sonra gelen ya harfidir. Tamam mı? Bu önemli yani. Ya harfi burada isim. Nunu vikaye değil. Keennehum hum yine isim. Sürekli kitapta şu linke bakın, şuraya bakın, buraya bakın diye önermeler var. Yani örnekler, ne diyeyim, tavsiye linkler var. Bir tanesine bakalım. Sukul ne demiş? Sukul Arabiya Net gibi bir site işte. Buradan anlatılmış. Sebebi tesmiye. Yani inne ve enne diye devam eden şeylere, bunlara neden bu isimler verilmiş? Sümmet hazil edevat. Bu edatlar isimlendirilmiştir. Bil hurufin nasihati. Nasih diye isimlendirilmiş. Yani huruf nasih diye isimlendirilmiştir. Niye böyle isimlendirilmiş? Çünkü ne yapıyorlar? Tugayyiru. Manel cümleti, cümlenin manasını değiştiriyorlar. Aynı zamanda mübteda haber, onun ilişkisini de bozuyor artık. İsim haber oluyor, aynı zamanda irabı değiştiriyor. Bu yüzden buna huruf nasih
El-hurufun nasihatu. Nasih bozucu, değiştirici demek değil mi? Zaten bir nasih, bir de mensuh vardır. Usulü tefsirde de geçmektedir. Ne demiş? Ehvalü ism inne ve havat demiş. İnne ve kardeşlerinin isminin halleri ne olabilir? Sarih isim olabilir demiş. Cümle ve şübih cümle yani değildir diyor. Sarih bir isimdir. Müfret olabilir demek istiyor demek bu. En yekûne beykunun muğraben, mebniyen, müfeden, müsenna, cem'en, tesni olabilir, cimi olabilir, müfet olabilir, mebni olabilir, muğref olabilir, pek çok şey olabilir. İnnel hayati cimiletin, muhakkak ki hayat cimiletin güzeldir. Haysu şöyle ki, ca'e geldi, ism inne, ismen muğraben. Buradaki innenin ismi nedir? Mureftir diyor. El hayat muğrep mi? Muğrep. Ama aynı zamanda nedir? Mensuptur demiş. Doğru. Neyle? Fetha alametiyle. Alamet yani. Nasb alameti. Fetha. Haberi de nedir diyor? Temi'indir diyor. Zamme olarak. Cemile tun raf alameti. Zammedir. Gelmiştir. Alttaki örneğe baktığımızda yine açıklanmış. İsmu inne. İnnenin ismi nedir? İsmun mevsulun. İsmi mevsuldür. Ellediği innenin ismidir. Mebniyun ale sukuni. Sükun üzere de mebnidir. Yani bunların isimleri her zaman muğrep gelmez diyor. Bir üstte muğrep geldi. Ama şimdi muğrep gelmedi. Muğrepten kastımız ne? İnneyi atsak el hayatu olurdu. Ama bir altta innellediği, inneyi at hala ellediği diye okunur. Değişmez. İnne etki yapamıyor buna. Lafzan etki yapamıyor. Ne diyor? Fi mahalli nas. Mahallen mensuptur. Çünkü innenin ismidir, inne nasbeder. İnnenin ismi bu ve nasb konumunda ama lafzan değil. Mahallen nasb konumunda diye anlatmış. Bu şekilde yani devam ediyor. Tabii iyi anlatılmış bir site diyebiliriz.